Hayırlı sabahlar sevgili seyirciler. Sağlıklı, huzurlu, bol bereketli bir gün diliyorum efendim. Yine bir perşembe sabahı değerli hocam Profesör Doktor Mustafa Karataş ile Kanal 7 ekranlarında sizlerle birlikteyiz efendim. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ ol. Sıhhat afiyettesiniz inşallah hocam. Allah razı olsun. Hocam. Teşekkür ederim. Bugün bir şey daha öğrendim. Şimdi her gün biz okuyorum. Biz de öğrenelim hocam. Evet, İbn Sina diyor ki kötülüğü yapabilecek güçte olmak kötü olmaktan iyidir. Kötülüğü yapabilecek güçte olmak. Yani bunun aslında şöyle, bil kuvve kötü olmak, bil fiil kötü olmaktan iyidir. Türkçesi. Evet. Kötülüğü yapabilecek güçte olmak kötü olmaktan iyidir. İyi olmak ise iyiliği yapabilecek güçte olmaktan iyidir. Çok iyiymiş hocam. Evet. Güzel değil mi? Çok güzelmiş. Çok güzel hocam. Şey. Evet. Ya şöyle alakasını kurdum. Mesela Siyonizm, İsrail şu anda kötülük yapıyor diyoruz ya. Evet hocam. Aslında kötülükten öte kendisi kötü. Fıtratı kötü, yaratılışı kötü, pislik akıyor. Yani düşünce, her şey kötü. Karakteri bozuk. Karakter bozuk olunca kendisine kötü diyoruz. O kötü artık. Onun kötü olması işi bozuyor. Ha, kötülüğü yapacak güçte olur da iyi tarafı da vardır, düzeltirsin. Düzeltecek bir tarafı. Bütün dünya karşısında yine düzeltemiyorsun. Maalesef. Şimdi hocam. Filistin'de, Gazze'dekiler, onlar da onlara karşı kötülük yapıyor. Ama aslında iyi. Fakat güç yetirmesi lazım. Kötülük yapabilecek güçte olması lazım. Aslında ondan daha güçlü olsa caydıracak. Evet hocam. Ondan daha güçlü evet. olması lazım. Yani kendilerini koruyorlar. Vallahi evet. çok da iyi direniyorlar. Allah yardımcıları Allah olsun. Allah güç ve kuvvet versin, onlara yardımcıları olsun. Ha. Evet sevgili seyirciler, dini ve sosyal hayata dair sorularınızı bekliyoruz. Hocam mümkün olduğu kadar vaktimiz el verdiği müddetçe sorularınızı cevaplayacak. Sosyal medya hesaplarımıza aynı zamanda video çekip WhatsApp hattımıza atabilirsiniz. Yine telefon hatlarımızdan bizi arayabilirsiniz. Sorularınızı iletebilirsiniz. Ve ilk misafirimiz hatta şu anda. Alo, hoş geldiniz efendim. Alo, hoş bulduk. Burcu Hanım, Van'dan. Güzel şehrimiz evet. Van'dan. Buyurun efendim. Hava nasıl orada? Soğuk mu Van'da? Soğuk hocam. Burada kar yağmına başladı bile. Öyle mi? Ay, hadi öyle bereketli mi? Olsun inşallah diyelim. İnşallah, inşallah. Hadi alalım sorunuzu. Hocam ben bundan bir iki ay önce bir rüya gördüm. Rüyamı anlatmak istiyorum. Hayırdır? Biraz inşallah. Ama özetleyerek anlatırsınız değil mi Burcu Hanım? Evet, evet. Hocam ben havada böyle yüksek bir yerdeydim. Önümde 7-8 tane kapı vardı. Her kapının üstünde bir ay, yıldız, bir şekil falan vardı. Annem yanıma gelip burada senin yerin güzel diyordu bana. Ben de evet benim yerim burada güzel. Ben hangi peygamberi görmek istersen görebiliyorum diyordum. Ben böyle bir yere oturup dua ediyordum. Birden bir kapı açılıyordu, bir ışık yayılıyordu her tarafa. Ben Hazreti Muhammed geliyor diye bağırıyordum. Sonra hocam bu 2-3 ay önce bu rüyayı gördüm. Hiç aklımdan çıkmıyor. Mesela ne anlama geliyor merak ediyorum. Hayırlara gitsin diyelim hocam. Aynen. Hocam rüyayı anlatan kişiye hep böyle deriz ya da işte sabah niyetiyle hayırlı olsun deriz. Doğru bir ifade ya. Midir? Niye öyle deriz hocam? Çünkü rüyaların çıkma ihtimali fazladır. Ondan dolayı hayıra yorarsanız, yorumlarsanız o hayırlı olmaya doğru kişi kendini de hazırlar. Rüyanın yorumu da şöyle bir şeydir aslında. Niyetleriniz, düşünceleriniz açığa vurduğunuz zaman sizin karakterinizin oluşmasında, karşı tarafın pozisyon almasında çok etkili olur. Mesela şaka da olsa yalanı terk etmek sevaptır. Niye? Çünkü şaka da olsa siz bir yalanı ortaya attığınızda o bir yer kaplayacaktır ve etkileyecektir. Şaka da olsa boşamak günahtır. Niye? O yine bir yer kaplayacak, gönülde bir çizik meydana getirecektir. Her hareketimiz ölçülü olmalıdır ki bize zarar vermesin. Rüyanın yorumunu yaptığımızda o rüya yorumu sizin gönlünüze, benim gönlüme bazı düşünceleri getirecektir. Evet. O düşünceleri iyi düşünceler getirirse bizi iyiye yönlendirir. Kötü getirirse onun için yorum önemli. Buradaki bu rüya zaten rüya değil bu aslında. Bu ikaz ve açıkça bir öyle hakikat. Mi? Buna hakikat diyoruz. Ya burada bir müjde var, kapı var, kapıdan
geçiyor. Peygamber Efendimizin nurunu görüyor, ışık görüyor ve Hazreti Muhammed geliyor diyorlar. Bu iki açıdan önemli. Birincisi, kendi yönelişi bu doğrultuda. Demek ki böyle sohbetler dinliyor, böyle kitaplar okuyor, böyle filmler izliyor, böyle düşüncelerle ruhu o tarafa doğru seyrediyor. Biri bu. Diğeri, yaptığı bir hayırlı, güzel bir iş vardır. Allah'ın beğendiği, razı olduğu, kendisine yeni yeni kapılar açılıyor. Bir de sanıyorum bu kardeşimiz belki belli yaşı küçüktür. Yani çok fazla bir yaşı yok. Önüne gelen çok Burcu Hanım, güzel bir rüya görmüşsünüz. Hayırlı olsun. Efendim, bir şey daha söyleyebilir miyim bize? Buyurun. Evet, alalım. Ben 2-3 yıl önce, yani 13-14 yaşlarında bir tane rüya daha görmüştüm. Onda da ben Mekke'ye gidiyordum aynı. Gene Mekke'yi tavaf ediyordum, gidip geliyordum. Hatta birinin de elini tutmuştum, hatırlıyorum o zaman. Evet. Burcu Hanım, eğer bir mahsuru yoksa yaşınızı öğrenebilir miyiz? 17. Daha çok gençsiniz, evet. İnşallah güzel rüyaların var. Cenab-ı Hak sana hayırlı kapılar açsın. Hem Kabe'ye, Mekke'ye gider, hem de güzel gönüllere girersin. Evet. Burcu Hanım, Van'a çok selamlarımızı iletin. Güzel şehrimiz Van. Evet. Peki, iyi günler. Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim. Sağ olun. Hayırlı günler diliyoruz size. Şimdi bir izleyicimiz demiş ki, hocam ilginç geldi bana. Banyoda şarkı söylenirse cinler aşık olur derler. Doğru mudur? Demiş hocam. İlginç geldi bana. Banyo, tuvalet daha doğrusu. Tuvalet yaparken bir defa konuşulmaması esastır. Öyle mi hocam? Tabii. Şimdi maalesef böyle toplu tuvaletler var ya, hani bir kurumun tuvaletleri oluyor. Gidiyorsunuz, 100 kişi, 500 kişi çalışıyor. Toplu tuvaletler var. Yan yana tuvaletler var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oda var. Adam telefondan buradan konuşuyor. Yani oturduğu yerden telefondan konuşuyor. Yan taraftakiler dinliyor. Bu ayıp bir defa. Bu zaten çok ayıp. Bugün telefon ve kapı meselesini konuşacağız. Banyoda da bazen insanın, hani hamamlarda sesi güzel çıkar ya, yankı evet, yaptığı evet. için. Öyle ortamlarda konuşmanın, görüşmenin bir sakıncası yok. Yani orada 3-5 kişi aynı anda banyo yapıyorsa ya da hamamda yıkanıyorsa, burada bir sakınca yok, konuşulabilir, şarkı türkü söyleyebilir. Evet. Eğer yani helal olan bir şey yapıyorsa. Bir mahsuru yok. Cinler aşık olmaz yani hocam. Öyle mi? Öyle diyor çünkü soruda. Cinler aşık olurmuş hocam banyoda şarkı söyleyince. Ha, banyoda şarkı söyleyince cinler aşık oluyor. Evet. Onun için ilginç geldi bana. Yok, alakası yok yani. Peki. Evet, diğer izleyicimizi ağırlayalım. Alo, hoş geldiniz efendim. Mersin'den. Hoş bulduk. Buyurun efendim. Sağ olun, buyurun. Hayırlı yayınlar diliyorum hocam, iyisiniz inşallah. Allah razı olsun, teşekkürler. İyi, sağ olun. Ben bir sıkıntım var, onu sizinle paylaşmak istedim. İnşallah bana güzel bir şeyler söylersiniz de atarım. Ben bir ev aldım ama bu eve geldim, asla huzur da yok, mutluluk da yok. Her şey kis gidiyor, her şey yanlış oluyor. Ve ben bu evi kripto parası adam, kripto parasıyla aldı, benim eski sattığım evi. Ben hep buraya görüyorum. Biz kredi kartı bile kullanmıyoruz. Çünkü haram katıldığı için, yani haram olduğu için, haram yönler olduğu için. Ama bu kripto parası benim kafama çok takılıyor. Adam evini kazanmış, benim evi onunla aldı hocam. Sizin evi satın alanın sizin evi satın alanın parasının nereden geldiğini şimdi siz... Bizim evi satın için adamın verdiği parayla biz bu evi aldık. Hayır, kripto parasıyla. Kripto parasıyla siz o evi almadınız. Siz kendi evinizin parasıyla o evi aldınız. Ama adam kriptodan kazanmış hocam. Ben orada hani tek oraya yoruyorum. Bu huzursuzluğunuzu nedir diye. Hayır, alakası yok. Adamın parası, adamın parasını nereden kazandığını sen nereden biliyorsun? Adam fırın, ekmek satıyor. Bir tane de hırsız gelmiş, fırıncıya ekmek almış. Hırsızlıktan aldığı parayla ekmeği almış. Fırıncının ne suçu var? Fırıncının aldığı para, ekmek parası ya, günah mı? Hırsızlık parası mı? Böyle düşünmek çok saçma. Yani bunu kafadan atacaksın bir defa. Böyle bir şey yok. Öyle bir şey yok.
Hayır hayır öyle bir şey olmaz. Şöyle bir şey, benim bu aldığım kişiler de çok mutsuzmuş burada, ayrıldılar şu anda, dağıldı yuva yok, yani. Yok ablacığım, ondan değil, ondan değil. Sen başka yanlış yerde arıyorsun çözüm. Çok yanlış yerde çözüm arıyorsun. Ne yapabilirim? Ne yapabilirsin? Ya, gerçekten ben çok zordayım. Ben sana söyleyeyim ne yapabilirsin. Yeni gittiğin yerde ayağını yorganına göre uzat. Aşırı israfa düşme. Değil, yapmam ben onu. Yani, yeni komşuların onlarla harika, komşularım harika. Komşularınla iyi geçin. Güzel komşuluklar yap. Komşularım harika. Tamam. Ondan sonra da işin ve eşin de yanındaysa korkacak bir şey yok. Sen niye kendini evham yapıyorsun? Ben bir şeyi merak ediyorum. Hanımefendi, huzur bulamadım derken neyi kastediyorsunuz? Komşularınız ya güzel. Ya her an bir şeyler oluyor. İsraf yapmıyor. Nedir huzursuzluk nedeni nedir? Mesela her an, mesela ben hiç bitiremiyorum. Mesela her an kavga oluyor. Her an bir çocuğumun haber geliyor. Her an bir yani. Ama bu hemen hemen her evde olan şey. Bunlar her evde olan şeyler. Siz evin. Bunu çok fazla büyütmeyin. Önceden öyle değildi. Siz değiştiniz. Ev değişmedi. Ev aynı. İkisi de duvar. Değişen sizsiniz. Suçu eve atmayın. Değişmişsiniz. Ya eşiniz değişti ya başkası değişti. Onlar gözden geçireceksiniz. Kanaatlerinizi, kabullerinizi, retlerinizi. Nereye gidiyoruz biz? Nereye doğru yolculuk yapıyoruz? 10 sene önce nasıldık, şimdi nasıl oluyoruz? Bunları gözden geçirin. Yani hayat şartları da değişti. Hayat şartları da değişti. Yani Covid girdi araya. Şu anda sizin o mutsuzuz, huzursuzuz dediğiniz şey pek çok evde var. Geçim sıkıntıları başladı, hastalıklar başladı, ölümler aniden çoğaldı. Dünya kötüye gidiyor, depremler, seller, felaketler. Bütün bunlar insanların psikolojisini etkiledi. Kıyamet geliyor diyorsunuz hocam. Tabii kıyamet geliyor. Kıyamet yakın. Ama biz kıyamete hazırlanacağız. Biz düzgün olursak, kıyamet kopsa da, ölsek de gam yemeyiz. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir kul olarak huzuruna varacağız. İnşallah. O yüzden bütün problem gönülde, gönül, kalpte. Kalpte. Kur'an-ı Kerim'e sarılın, sohbetlere sarılın. Ben size diyorum, kredi kartı bile kullanmıyoruz. İşi satılan yerden alışveriş yapmıyoruz. İyi yapıyoruz. Onlar güzel. Onlar güzel de, yani sen bir adama yardım etsen, hani kripto para kazanmasına yardım etseydin ya da hırsızlık yapan birine yardım etseydin de bile bile onlarla alışveriş yapsaydın, o zaman hani bir haram işledin derdik. Ama şu anda senin yaptığın adam nereden kazanmış, ben ne bileyim, getirdi bana parasını verdi. Ben kiracım geldi, evi kiraladı, ben bilmiyorum ki, düzgün bir aile zannediyorum. Halbuki adamın bir sürü pisliği varmış. Benim kiralarımı oradan vermiş. Bundan bana bir zarar olmaz. Ben evin karşılığında bir bedeli alıyorum. Dolayısıyla yani bizim her yerde öyle. Ben de televizyonda şimdi gidiyorum. Bir sürü televizyonda programlar oldu benim. İşte başka televizyonlarda da program yaptım. Ben kendim ne yapıyorum? Kur'an söylüyorum. Hadis söylüyorum. Evet. Ama bildiğim adam hırsız değil, arsız değil, ama parasını nereden kazanmış ne bileyim, ben onu bilemem ki. Evet. Yani bu böyle düşüneceksin. Kendini şartlandırmayacaksın. Burada da mutlu olacağız, huzurlu olacağız inşallah diye. İnşallah hocam ya. Burada psikologlardan, rehberlerden şöyle yardım alabilirsin. Evin rengini değiştirmede, eşyaların yerini koymada, eve giriş çıkışları değiştirmek, odaların ışık düzeni, insana ufak dokunuşlar fayda sağlıyor. Renkleri değiştirmek bile. Bunlardan da yardım al. Ama esas her şey kafada bitiyor. Kafa ve gönül. Sadece ben değil, çocuklarım da huzursuz hocam işte, ya. İşte ya, birbirinize bunları sirayet ettiriyorsunuz. Şu andaki konuştuğunuz bu sözler sizi daha çok huzursuz yapar. Ama şöyle desem ben size, yani öyle güzel bir eve gelmişsiniz ki, ya burası saray gibi bir yer. Saray gibi evim, gerçekten saray gibi. Şimdi, gerçekten saray gibi. Saray gibi bir yer. Başkası efendim iki oda bir sola karanlık bodrum katlarında, rutubetli yerlerde otururken, Allah sana böyle her türlü imkanı vermiş, göklere çıkıp uçman lazım, sen tutuyorsun burada evde şu var bu var. Bırak bunları ya, rahatına bak, keyfine bak. İnşallah hocam. Peki. Ya.
Allah emanet ol. Hatta bekleyen başka... Teşekkürler hocam. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Hayırlı günler diliyoruz efendim. Yine bir izleyicimiz demiş ki hocam, komşumun ayvaları benim bahçeye dökülüyor. Bütün çöpünü ben temizliyorum. Benim bu ayvalardan yemem doğru olur mu demiş hocam. Ayvayı yemesin. Evet hocam, yemesin mi? Yine de yemesin, yemesin ama tabii. Dalları benim bahçemde o hocam. O komşunun bileceği bir iş. Komşusu diyecek ki ya biz sana çok zahmet verdik. O senin tarafa düşenler senin olsun diyecek. O komşuya ait bir şey. İzin verirse yiyecek. Tabii. Peki ayvayı yoksa yiyemiyorsunuz. Yoksa her bir ayvayı oraya atacak. Ha, verecek. Bir de verecek. De götürecek tabii. Bu sizin ayvanız ağacınızdan düştü diye verecek. Ay Allah. Peki. Alo. Alo efendim, hoş geldiniz. Gönül Hanım İstanbul'dan. Ne güzel bir adınız var Gönül Hanım. Alo, iyi günler, sağ olun. Buyurun. İyi günler. Buyurun alalım sorunuzu. Yanında mahremi olmadan bir insan umreye gidebilir mi diye soracaktım. Umreye mi gitmeyi düşünüyorsunuz Gönül Hanım? Var mı bir niyet? İnşallah. Allah büyük. Şimdi biz de hocamla beraber 11 Ocak, 18 Ocak arasında inşallah kutsal topraklara gideceğiz. Evet. Hocam eşliğinde sizler gelmek isterseniz ve sizin gibi sevgili seyirciler, değerli hocamla beraber umre yapmak isterseniz bir ilgili firmaya müracaat edebilirsiniz. Siz evet. De inşallah sizlere de kısmet olur Gönül Hanım. İnşallah, sağ ol. Yolculuk meselesi, kadınların yolculuğu meselesi, tehlikeden korunması için yanında kendini koruyacak bir mahremin olması gerekir. Üç günlük televizyonun sesini yakısın ya bizi dinleyin, oradan sesler geliyor. Gönül Hanım, kiminle konuşuyorsunuz? Yok, misafir var onun için. Tamam. Peki. Şimdi dinliyorlar misafirlerde. Evet, dinliyorlar. Tamam. Şimdi kadınların yolculuğunda tehlike varsa, kadınların 3 günlük mesafede mahremi olmadan bir yola çıkması uygun görülmemiştir. Ama bugün 3 günlük mesafe dediğimiz 90 kilometreyi hemen hemen tüm kadınlar zaten kendi başlarına gidip geliyorlar. Diyelim ki siz Bolu'da yaşıyorsunuz. Bolu'dan arabaya biniyorsunuz. Komşularınızla, arabadakilerle otogara İstanbul'a geliyorsunuz. İstanbul'da 10 gün duruyorsunuz. Tekrar gidiyorsunuz. Ne oldu? 3 günlük mesafe yani 90 kilometreydi. Siz ne yaptınız? 150 kilometreyi tek başınıza gelip gittiniz. Bunda herhangi bir sakınca var mı? Oldu mu? Başınıza bir şey geldi mi? Gelmedi. O zaman ne oluyor da mübarek yere giderken akla geliyor bu soru? Burada problem şu. Problem kendisini maalesef bir kısmı yarım bildiği için dini ilimlerde yarım hoca çok tehlikeli. Kadınların yolculuğu meselesiyle seferilik meselesini birbirine karıştıran bu grup zannediyor ki bunların hepsi aynı 90 kilometre meselesiyle alakası. Burada 90 kilometre meselesi o seferilikle alakalı. Ama kadınların yolculuğu, Peygamberimizin bir hadisi şerifi var. 2 günlük mesafeye de gitmesin diyor. Yanında mahremi olmadan 1 günlük mesafeye de gitmesin diyor. Yani 30 kilometre de gidemez diyor. Ne zaman? O zaman diyor. Alimler hangisini almışlar? En uzunu hangisi? 3 günlük mesafe o günün şartlarında. O da 90 kilometre ediyor. Nasıl gidecek bu kadın 90 kilometreyi o günün şartlarında? Geceleri yolda uyuyacak. Mola verecek. Gündüzleri hayvanını bir yerde dinlendirecek, mola verecek. Yol yok, doğru dürüst. Harita yok, telefon yok, efendim elektrik yok, su yok. Karanlıklarda yolculuk yapacak bir kadına 3 gün yola git denir mi? Denmez. Şimdi o zamanki 1 saatlik yolculuk bugün 3 saatlik yolculuk aynı. Siz 3 günlük yolu 3 günlük yolu 1 saatte gidiyorsunuz artık. Şimdi kolaylaştı. Şimdi hala orada direnmek bu meseleyi anlamamak. Muamele meselesi kıyas ve içtihada dayanır çoğu. Kur'an'da yok bu. Hadislerde var. Hadislerde o günün şartlarına göre bir demiş, iki demiş, üç demiş. Ulema üçü almış.
Bugünkü ulemada diyor ki hayır, kadınlar grup halinde hacca gidebilir, kadınlar grup halinde yolculuk yapabilir. Başına bir sıkıntı gelmeyecekse tek başına da yolculuk yapabilir. Mesele bu kadar basit, ama dini zorlaştırmak ve anlamaktan sıkıntı çeken insanlara bunu anlatmak da zor oluyor. Yine her seferinde söylüyoruz. Evet. Her gün gidiyor geliyor. Onu sormuyor. Umre'ye giderken gidebilir mi? Ya sen her gün gidiyorsun zaten. Evet. Gönül Hanım, aldık mı sorumuzun cevabını efendim? Aldık hocam. Bir soru tarzı. Hemen hızlı alalım. Hadi hızlıca alalım. Nakşibendi cemaatine karıştıydım. Ama derslerimi 3 aydan beri yapamıyorum. Acaba şimdi o derslerimi aynı yerinden devam etsem olur mu? Olur. Günahı var mı yani? Nafile ibadetin sınırı yok ablacığım. Nafile ibadet de dün gece 3-4 rekat kıldım. Bu gece 2 rekat kıldım. Dün gece 8 rekat kıldım. Hani başladığını vacip yaparsın diye görüş var ama tamam. Hiç sınırı yok. Kendini zorlama, yapabildiğin kadar. Nafilenin sınırı yok. Tamam. Yani bana bir günahı yok. Nafile, yani yapacağım tabii ki. Nafile yaparsan da olur, yapmasan da olur. Yaparsan sevabını alırsın. Sünnet dediğimiz şeyi öyle tarif ediyoruz. Yaparsan sevap, yapmazsan günah yok. Evet Gönül Hanım. Tamam hocam, Allah razı olsun. Sağ olun, dualarınızdan bizi de eksik etmeyin efendim. Hayırlı günler diliyoruz. Evet sevgili seyirciler, programımızda çok güzel hediyelerimiz var. Bunlardan bir tanesi yine her zaman her perşembe giyiyorum. Feracemiz. Bu ferace de çok güzel. Kolu lastikli, böyle içi gözükmüyor, kolun içi gözükmüyor. Biraz beni şişman gösterdi mi içimdeki yelekten dolayı. Yoksa çok güzel bir ferace. Bir tane hediyemiz bu. İkinci hediyemiz çok okunaklı, güzel bir, dışı da çok güzel, Kabe kaplı Kur'an-ı Kerim. Ve üçüncü hediyemiz sesli seccade, özellikle çocuklar için hocam. Çok güzel. Bunu daha önce de vermiştik. Evet. Harika. Böyle harika. Özellikle namaz kılmayı öğreteceğimiz çocuklarımız için çok ideal. Bilmiyorum pili var mı? Onun için denemek istemiyorum. Arkadaşlar koyduğunu bilmiyorum. Belki vardır ya. Dur bakalım. Bir deneyin hocam. Siz buyurun. Ah varmış. Namaz kılmayı öğretiyor. Çok güzel. Birkaç dilde. Sabah namazının sünnetini kılmaya. Biraz kaldıralım hocam. Böyle görsünler hocam. Şöyle. Ben okumuyorum. Seccade okuyor. Niyet ettim Allah rızası için. Evet. Hakikaten bu hepsi hediyelerimizin üçü de birbirinden güzel hediyelerimiz var. Bu hediyeleri kazanabilmek için ne yapıyoruz? Programımızı izliyorsunuz. Program boyunca ben 3 tane şifre vereceğim. Bu şifreleri not ediyorsunuz. Program sonunda telefon hattımızı düşüren ilk 3 izleyicimize bu hediyelerimizi takdim edeceğiz. Bu arada ferace talebi çok var. Tahir Bey, Tahir Keskin Bey, bol ferace gönderin ki izleyicilerimize boş göndermeyelim efendim. Taleplerine cevap verelim. Firma mıdır, nedir, şahıs adına mı gönderiyor bu zat? Aslında firma, ama RTÜK kuralları gereği firmayı söyleyemiyoruz. İsmini kendisi söylüyorsunuz. Sadece beyefendinin adını söylüyorum ki göndersin bol bol. Tamam, teşekkür ederim. Soruyorlar evet, hanımlar da. Evet. O feraceyi nereden alabiliriz falan. Tahir Bey'in numarası mı geçiyor? Nasıl oluyor? Yok, bir şey geçmiyor. Arkadaşları sizi arayacaklar. Kanalı aradıkları tamam. Zaman arkadaşlar yönlendirecekler. Evet, bir izleyicimiz daha var hatta. Alo, hoş geldiniz efendim. Alo. Denizli'den. Buyurun. Selamun aleyküm. Hayırlı günler. Aleyküm selam ve rahmetullah. Allah'ın rahmeti, bereketi üzeriniz olsun. Hayırlı inşallah. Amin, amin. Teşekkür ederiz. Buyurun. Hocam, ben 84 yaşındayım. Allah namaz kılarken kabriye, hani kıyama duruyoruz ya. Evet. Ora koyuyorsun, tabanların tam ayak ucuna gidiyor, cemaatin ayak ucuna. Evet. Bir mahsur oluyor mu? Abi, namazı camide kılarken tabureyle namaz kılanlar bir defa safın ortasında durmasınlar. Çok. Kenarda duruyorum ben. Şöyle orayı bir tamamlayayım. Ha, çok özel, kendisi imamdır, hocadır, hocayı hatırlatacaktır. Öyle bir özel bir durumu varsa o müstesna. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da oturduğu yerde Hazreti Ebu Bekir'in hemen arkasında en safın ortasında durdu.
O özel bir durum. Ama genel olarak sandalyeye, tabureyi safların tam ortasına almak, aralara koymak doğru değil. Ne yapacağız? Kenarda duracağız. Kenarda da onların ayakları oturduklarında oturduğumuz aynı şekilde, aynı hizaya gelecek şekilde koyacağız. Ayağa kalktığında biz de ayağa kalkabiliyorsak ya da oturuyorsak onlarla aynı hizada olacağız. Bunu ayarlayacağız. Önde, geride bunlar mekruh olur. Tamam. Aldık mı efendim sorumuzun cevabını? Sağ ol, Allah razı olsun. Amin. Allah. Sağ olun. Bir soru daha sorabilir mi hocam? Sorabilirsiniz, buyurun. Tesbih namazı kılarkına kızlarım mesela, ben hafif şöyle önde, onlar da sağ tarafta ileride mesela. Tesbih namazını kılmada bir mahsur olur mu? Tesbih namazında siz kılarken kızlarınız yan tarafta. Evet. Bir kadın geride mesela. Olur olur. Arada boşluk varsa olur. Yani bir kişinin sığacağı kadar bir boşluk varsa yan tarafta da durabilirler. Tamam hocam. Biraz tamam. Geride olmak üzere yan tarafta durabilirler. Allah kabul etsin. Sağ ol. Allah razı olsun. Sizlerden Allah de. Allah rahmet üzerinize olsun. Amin. Hepimizin. Hadi Allah'a emanet olun. Güle güle. Sağ olun. Allah razı olsun. Hayırlı günler efendim. İzleyicimiz demiş ki hocam, selamünaleyküm hocam. Ben ismi vermek istemiyorum. Size bir sorum olacaktı. Annem bir sene önce vefat etti ama o ölürken iki tane kardeşime dargın ve kırgın öldü. Onların günahı ne olur? Eğer bir gün yaptıklarından pişmanlık duyarlarsa eğer günahları bağışlanır mı demiş hocam. Ahirete, ne kadar kötü bir şey, dargın ve küs ölmek. Ahirete kalmış ölen insan, kendisi ölenin arkasından pişman olmak, o Allah'ın bileceği bir şey ama kul hakkı ise kul ahirette hesabını soracak. Evet. Ölen yine insan. Ekibimizden Dilara Karagöz mikrofonumuzu halka uzattı. Halka sorularından alalım. Selamun aleyküm hocam. Kur'an-ı Kerim'in tevcihsiz okumasının bir günahı var mı? O kadar soruyorum. Evet hocam, çok sorulan sorulardan bir tanesi, tecvitsiz okunduğunda anlamda bir değişiklik olur mu? Günahı olur mu hocam? Olmaz. Öğrenmek lazım. Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak gerekiyor. Aslında Kur'an okunuşu tecvitle okunuştur. Peygamber Efendimiz Kur'an'ı bize okuduğu şekliyle okumamıza biz tecvit diyoruz zaten. Hı-hı. Niye biz tecvitle okuyoruz? Çünkü hemen hemen bütün dillerde yazıyla okunuş arasında fark vardır. Ama yazıldığı gibi okuduğunuzda manayı bozar mısınız? Hayır, bozmazsınız. Sadece köşeli konuşmuş olursunuz. Mesela Türkçe'de de öyle değil mi? Mesela öyle değil mi diye sordum ben. Aslında yazarken öyle, yeyle, öyle değil mi? Ama anlamda bir değişiklik yok. Değil mi? Değil mi? Evet, öyle. Evet. Yumuşak yeyle söyle. Değil mi? Ama öyle söylemiyorum. Niye? Köşeli oluyor. Ne diyor? Öyle değil mi diyoruz. Öyle değil mi? Evet. Bu tecvid bunu yapıyor. Tecvid tam da bunu yapıyor. Mesela min kavmin, min kavmin, men ha, men ha, men ha demiyoruz. Çünkü ha gelince ishar yapmak gerekiyor. Gaf gelince ihva yapmak gerekiyor. Min dunillah. Mesela burada da öyle. Şimdi bunlar dilin kendine has söyleniş tarzı. Tecvid tam da bunu sağladığı için güzel oluyor. Evet. Yine yoksa bir tane okumazsa bir şey olmaz, mana bozulmaz. Evet. Yine Dilara'nın mikrofonu uzattığı halka sorularından alalım. Hocam selamünaleyküm. Sormak istediğim soru, büyüklerimiz, annelerimiz, babalarımız yaşlandığında sadece sorumluluk olarak bir tane evlada mı düşüyor bakımı? Onu sormak isterim. Bunun günahı, sevabı nedir? Nasibi olana düşüyor. Yani. Evet. Kimin nasibi varsa ona geliyor. Diğer evlatlar imtihanı kaybediyor. Evet. Aslında hocam şey gibi zannederler değil mi? Abi bütün yük bende, şanssız ben miyim? Değil mi? Aslında en şanslısı o. Duayı o alıyor. Bereket onun evine geliyor. Ahirette sevabı çok daha fazla olacak. Ne güzel, sana nasip oldu. Gücün yetiyorsa. Gücüm yetmiyor. Ben de hastayım. Diğerler o zaman hepsi vebalde, günahta oluyor. Herkesin bakması lazım. Evet hocam. Hemen yine WhatsApp hattımıza gelen sorulardan alalım.
Hocam merhabalar. Son zamanlarda insanlar çok kolay yoldan para kazanmaya başladılar. Bizler emek verip çalışıyoruz ama böyle paralar kazanamıyoruz. Rızkımızın artması için ne yapmamız lazım? Bunun bir duası var mıdır? Allah rızkı istediğine, ilmi isteyene veririm diyor. Bu sözü nasıl açıklarsınız? Teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Evet. Şimdi... Hocam araya gireceğiz. Peki. Sorularımız var. Saçlarımı zaman dökülen saçlarımı alıp dışarı atıyorum. Bunun günü olduğunu o saçı rüzgarla döktüğü baş ağrısı yapacağımı söylediler. Doğruluğu nedir acaba? Bir de annem anneannemin saçlarından iğnelik yapıp kullanıyor. Bunun bize bir günahı ya da ölüye bir zararı var mıdır? Evet, yine hatta bekleyen bir izleyicimiz var. Alo, buyurun efendim, hoş geldiniz. Burdur'dan. Alo, hocamın dönemiyim. Ben de aynı saçlarımı soracaktım. Şimdi saçlarımı ben biraz biriktirdim. Torbanın içini, yani bir poşete biriktirdim. Evet. Baya çok saçım var. Ben bunu nereye atarım, ne yaparım? Bir yeri görsem 10 sene sonra oraya açacaklar. Oradan çıkacak. Ben çok merak ediyorum buna. Şöyle yapalım. Şimdi araya gireceğiz. Aradan sonra bu hocam bu bütün soruların cevaplarını verecek. Yani reklamlardan sonra bizi takip edin. Cevabı duyacaksınız efendim. Olur mu? Alo. Efendim. Reklamlardan olur, sonra hocam tamam. Cevabını verecek tamam, efendim. Tamam, Burdur'a çok selamlar. Tamam. Sevgiler size beklerim, efendim. Beklerim. Çok teşekkür ederim. Beklerim. Ben de sizlere sağ olun. Selam, hayırlı günler diliyoruz. Sağ olun efendim. Hocam kısa bir araya giriyoruz. Aradan sonra soruların cevaplarını alacağız hocamdan. Peki. Hocam merhabalar. Son zamanlarda insanlar çok kolay yoldan para kazanmaya başladılar. Bizler emek verip çalışıyoruz ama böyle paralar kazanamıyoruz. Rızkımızın artması için ne yapmamız lazım? Bunun bir duası var mıdır? Allah rızkı istediğine, ilmi isteyene veririm diyor. Bu sözü nasıl açıklarsınız? Teşekkür ederiz. İyi yayınlar. Selamünaleyküm hocam. Ben saçlarımı taradığım zaman dökülen saçlarımı alıp dışarı atıyorum. Bunun günü olduğunu o saçı rüzgarla döktükçe baş ağrısı yapacağını söylediler. Doğruluğu nedir acaba? Bir de annem anneannemin saçlarından iğnelik yapıp kullanıyor. Bunun bize bir günahı ya da ölüye bir zararı var mıdır? Evet, iğnelik yapıyorlarmış eskiden. Saçlardan iğnelik yaparlarmış. Şimdi babaannesi vefat etmiş. Acaba o bir eziyet çekiyor mu? İğnelik olarak kullanılması diye bir soru var. Ben şimdi size sormak istiyorum Özlem Hanım. Siz saçınızı tararken o dökülen saçları ne yapıyorsunuz? Genç kızken soba vardı evlerde. O evet. Zamanlar sobayı atardık. Şimdi topluyorum, çöpe atıyorum. Hocam merhaba. Bir de ben bunu çok merak ediyorum. Eskiden mesela büyüklerimiz saçlarını örerlerdi. Onları kesip saklarlardı. Sorardım niçin saklanıyor, ne olacak? Vefat ettiğim zaman bu benim yanıma konacak derlerdi. Ya bu nasıl bir doğruluğu var? Bunu da bilmek isterim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Nurgül Hanım siz ne yapıyorsunuz? Ben de saçımı eskiden sopaya atıyordum darayıp şimdi çöpe atıyorum. Bir de saç kesip saklamak günah mıdır onu da merak ediyorum. Evet. Buyurun Canan Hanım. Saçlarımı benim siyahtı seneler evvel kestirdim bayağı uzundu. Evde evet. Duruyor çok güzel gör böyle saklıyorum onu. Saçlarınız saklıyorum. Duruyor ne yapmayı düşünüyorsunuz? Vallahi önce peruk falan yaptırayım dedim. Sonra düşündüm, vazgeçtim. Bir de şimdi hani hastalıktan dolayı saçları dökülenler var ya. Evet. Ha, onlara peruk yaptırıp öyle bir şey de düşündüm ama daha tam karar vermedim. O zaman yani. Evet. Saklıyorum. O zaman hocamıza soralım. Peruk olarak kullanılabilir mi hocam? Saçları ne yapacağız? Tabii bu aynı zamanda erkekler için de geçerli mi bizim? Kanalın erkek kuaförü Mustafa Kartal buralardaysa. Ha Mustafa Bey buradasınız. Buyurun. Erkekleri tıraş ediyorsunuz. Şöyle alabilir miyim sizi Mustafa Bey? Şöyle buyurun. Şöyle bakalım kameraya. Hoş geldiniz hoş Mustafa Bey. Hayırlı yayınlar. Sevgili seyirciler Mustafa Kartal bizim erkeklerimizin kuaförü. Aynı zamanda da seyirci organizasyonunu yapıyor. Tanıştırmış oldum bu arada. Hoş geldiniz. Hoş şimdi siz tıraş yapıyorsunuz. Bu tıraş yaptığınız saçları ne yapıyorsunuz Mustafa Bey? Çöpe atıyoruz. Direkt saç direkt. Sakal direkt evet, çöpe atıyorsunuz. Evet. Evet hocam söz sizde hocam. Çöp derken aynı herkesin attığı çöpe mi yoksa özel bir şey mi veriyorsunuz? Hayır özel hocam. Özel. Ayrı tabii. Saçlar toplanıyor. Tabii. Toplanıyor. Topluca bir yere aynen, atılıyor. Aynen. Yani atık olarak ayrılıyor. Tabii. Ayrılıyor. Yani en azından bir başka poşete aynen. De koyuyorsun. Tabii. Ayrı. Onun poşeti falan ayrı oluyor.
Ayrı koyuyoruz, ayrı. Neyse atıyorum. Ben de geleyim berberimin yanına. O zaman böyle dönelim kameralara karşı, şöyle gel, dönelim. Aramıza gel şöyle. Evet, senin günahın çok. Mustafa Bey mikrofonu vereyim size, mikrofona konuşun, yanaştırın. Yukarıda tut şöyle. Biraz daha yaklaştırın. Saçları bir defa şuradan başlayalım. Saçları biriktirebilir miyiz? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sakallarını berber tıraş ederdi. Saçlarını tıraş ederdi. Çünkü bazen saçlarını kulağına kadar, bazen omzuna kadar uzatırdı Peygamberimiz. Bu kesilen saçları ve sakalları ashab-ı kiram zayi etmedi. Onlar biriktirdiler. Yere düşmekten bile kurtardılar. Hemen topla aldılar. Hatıra olarak sakladılar. Zaten günümüze kadar geldi hocam. Günümüze kadar gelmesinin sebebi o. İşte berberi peygamberimizin sakalını düzeltirdi devamlı. Bir tutamdan fazlasını keserdi. Kimine göre çenesiyle beraber bir tutamdır. Kimisine çenesinden sonra bir tutamdır. O peygamberimiz saçını sakalını düzeltmeyenlere de kızardı. Hmm. Beğenmezdi onları. Yani sürekli insanın tırnağına, saçına, sakalına, kıyafetine dikkat etmesi gerekiyor. Bunun haricinde bir başkasının saçının, sakalının teberrüken saklanması caiz görülmemiştir. O peygamberdir. İşte peygamberlerin asası, peygamberlerin kullandığı eşyalar, peygamberlerin kullandığı ya da vücutlarından çıkan sakal vesaire. Vücuttan çıkan saç olsun, tırnak olsun, kesilen bir herhangi bir uzvu, parmak olsun falan, bunlar normal olarak necistir. Necistir. Bu necasetli olan şeyleri en güzeli ayrı olarak toprağa gömmek veya ayrı bir çöp olarak ayrıştırarak onları başka yere atmaktır. Evet. Yemeklerle banyoda, efendim lavaboda, diğer atıklarla beraber saçın sakalın karışması hem fiziken yanlıştır hem de manen yanlıştır. Onları mutfak artıklarına karıştırmamak lazım. Hmm. Yani insanın bedeninden çıkan atıkları kimyasal atıklarla ya da tıbbi atıklarla beraber atmak en güzelidir. Berberler odası kimse bunlar, berberler buna dikkat edecekler. Sanıyorum yapılıyor. Kendileri topluyorlar, yapılıyor. Diğer bir husus, peruk yapmak, canlı saçtan peruk yapmak caiz değildir. Çünkü her bir saç yaşıyor. Hocam istisnası yani olabilir mi? Saçlara dökülen, hayır, hastalar için. Olamaz. Olamaz diyeceğiz. Her bir saç yaşıyor ve canlıdır. O kişiyi taşıyor. Onun genlerini taşıyor. DNA'sını taşıyor. Bir saç kılına bakarak kişinin hayatını okuyabiliyorsunuz. Evet. Bu yüzden başkasına caiz değildir. Suni olan, yapay olan saçtan peruk takılabilir ihtiyaç varsa. Ama kendi saçından insanın ekilebilir. Kendi saçından kendine ekerek saç ekiyorlar ya şimdi. Ha, saç ekmek. Onda sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kadınların saçlarını da erkekler gibi herhangi bir şekilde gömmeleri ya da atıklarla atmaları, tıbbi atıklarla atmaları caizdir. Bunda bir sakınca yok. Ama bir yakınınız, anneniz veya kız çocuğunuz veya erkek çocuğunuz ölmüş de ufacık da bir saçından saklamışsınız. Evet. Hatıra olarak. Evet. Bu ona tazim edilmeyeceği için, onun nece ortalıkta tutulmayacağı için bu da caizdir bir hatıra olarak. Onu da teselli amacıyla yanınızda tutabilirsiniz. Hocam WhatsApp hattımıza gönderilen soruda şöyle deniliyor. İğnelik yapmışlar hocam. Eskiden yaparlardı. Dökülen saçları toplayıp dikerlerdi. İğneleri oraya böyle şey yaplar, koyarlardı. Yok, olmaz. Olmaz değil mi hocam? Saçı eşya olarak, aksesuar olarak, peruk olarak kullanamayız. Çünkü o zararlı. Çünkü orada bakteriler yürüyor. Necaset oluşuyor. Çok... Yani bunun olmasının nedeni sağlık açısından diyorsunuz. Sağlık, necaset olduğu için sağlık diyorsunuz. Açısından bir de insanın parçası o. Evet. Yani ona dikkat etmemiz lazım. İnsana, peki saçları insana... yakmakta bir mahsur var mı hocam? Yakmak çok aşırı bir kötü koku oluşturuyor ve başka
sıkıntılara sebep, hastalıklara sebep olabilir. Ona bir şey diyemeyeceğim ama yakmak yerine esas olan atmaktır, uzaklaştırmak. Uzaklaştırmak. Evet. Evet, Mustafa Bey sizin var mı benim sorunuz? Benim de hocama bir sorum. Biraz mikrofonu yakınlaştırın, sorun bakalım. Hocam, haca gidenler önceden berberlerden borç para alıyorlarmış. Çünkü en helal kazanç oymuş. Doğru mudur? Berberler öyle avunuyor. Şimdi her meslek kendine şimdi... Öyle derler. Yani. Çünkü nakit alıyorlar ya hocam. Nakit sıcak alıyor, para alıyorlar sıcak, onun için. Bir de sen adamın hem saçını kafasını kazıyorsun. Ondan sonra en temiz para bir de borç veriyorsun, öyle mi? Öyleymiş yani, büyükler öyle söylüyordu da ben. Hacca gidenler berberlerden alıyorlarmış. Evet, ben ilk yani defa duydum. O zaman biz umreye gidiyoruz. 11 Ocak'ta. Evet, 11 Ocak 18 Ocak arası bir haftalık Mustafa Hocam'la beraber Umre'de evet, olacağız sevgili biz seyirciler. Biz beraber gidiyoruz. Tamam, ekiple beraber. Tamam hocam. Şu paraları dökün evet, bakalım. Tamam, şu helal paranızdan tamam, bize nasiplenelim Mustafa Bey. Kendi kendine, kendine düştün ayağımıza. Hocam canım yani söylemeseydim. İyi yayınlar, kolay gelsin. Sağ olun Mustafa Bey. Sağ olun, sağ olun. Allah çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Paralar hazırlayın Mustafa Bey. Tamam. Ama terledi para deyince. Evet hocam. Evet, hatta bekleyen izleyicimiz var mı? Aslında verdik. Aynı şey. Tabii, o da saça sormuştu. Evet. Yozgat'tan izleyicimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı yayınlar olsun. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Yozgat güzel şehrimizden. Evet. Alalım sorunuzu efendim. Daha yeni başıma geldi zaten. Hocamdan onu öğrenmek istiyorum. Hayırdır babam, inşallah. Babam 94 yaşında, yani önceden de söylüyorlar da şimdi daha yeni, hani bir daha duydum annemden. Annem de babam da hani o kadar şey, babam 94 yaşında, annem 65 yaşında. Ve biz annemin evinin temizliğini hani şeyimiz bir hani şey yaptık da, kendi elimizden geldikçe sık gidip evlerini falan temizlemeye çalışan bir insanız. Hani kardeşlerimizle beraber. Bugün bu pazar günü gittim annemin bulaşığına. Hani her temizliğini yaptım, geldim. Geldiğim ertesi gün annem aradığında annem beni hırsızlıkla suçladı. Yaşlı mı anneniz? Kaç yaşında? 65 yaşında. Yaş, o kadar yaşlı değil benim 65 annem. Mi dediniz? Doğru anladım değil mi? Evet. Ha, gençmiş 65. Da. Benim paramı, maaşımı çaldın gittin dedi annem bana. Alzheimer olabilir mi? Yani belki bir rahatsızlığı vardır, unutkanlığı vardır. Alzheimer gibi hastalığı var mı efendim? Yok, yok. Onlar da yok. Niye yok? Çünkü annem sadece bana değil, öteki kız kardeşlerime de öyle. Evine birimiz hani gittiğimizde, evini temizlediğimizde annem bize hani geri dönüp şunu mu aldın gibisinden şey yapıyor yani, söylüyor yani. Hep de para mevzusu, altın mevzusu. Para mı aldın, altını mı aldın yani? Gitmeyin. İşte gitmeyenleri de hocam nasıl diyorlar biliyor musun? Kızlarımız, çocuklarımız bizi yoklamıyor. Evlatlarımız bizi yoklamıyor diyorlar. Ama gelip gitmiyor diyorlar. Hırsızlıkla itham ettikten sonra gitmen gerekmez. Sen çünkü ben madem ben gelince senin sana malına zarar veriyorum anacığım, ben gelmeyeceğim diyeceksin. Bir de ben hocam hani benim çocuğum lösemi, ben çocuğumu bırakıp gittiğim halde hani çok sık gidemiyorum ama yine de gitmek istedim. Hani annem babamı görmek istedim. Gittiğimde de o işi yaptım yani, evini temizledim. Hani yemeğimi yaptım. Kötü bir şey yapmadım ama Allah sayesinde ki almadım yani. Ama burada hocam sadece size yapmıyor, diğer kardeşlere de yapıyor, evet, diğer evlatlarına evet, da yapıyor. Ben yine de bir sağlık sorunu olduğunu düşünüyorum, psikolojik bir sağlık sorunu olduğunu düşünüyorum. Ne ama dersiniz? Sadece para mevzusu olarak söylüyor. Hani sadece şunu mu aldı, bunu mu aldı demiyor yani. Sadece parayla ilgili sorunu var. Evet, hep para diyor yani. Evet, bakalım hocam ne diyor? Buyurun hocam. Ben hiçbir şey demiyorum. Peki hocam. Ne diyeyim ben ya şimdi bu kadına? Problem. Evet. Kadın yani gitsek bir türlü, gitmesek bir türlü bilemiyorum. Artık hocam anlamadım yani. Bilemiyorum hani. O bu da diyor ki hani konusu konusu niye insan gelmez mi? Annesini yoklamaz mı? Babasını yoklamaz mı? Niye insan böyle yapar diyor hani. Biri hiç suçlanı yok. Bir ev sahibi var. Hani ev sahibinin yanında komşusu var. Annemin evi çok sıkıştırdım. İnsan temizlenir mi diyor geçen sene bana.
Ya, o zaman gidince diyeceksin anne paralarını sakla, ben geldim. Bir daha da beni suçlama diyeceksin. Aslında bir çözüm hocam bu. Tabii ya. Söylediğiniz bir çözüm yani, evet. Ya bilmiyorum hocam, anlamadım hani, bilmiyorum günahta mıyım, ben mi günahtayım, o da o mu günahta, bilmiyorum. Hani hiçbirimize gitmek istemiyoruz. Kardeşim, iftira en büyük günah yani, kızına da olsa oğluna da olsa. Bu kadın normal değil ki. Bu kadın şey, onun için bir şey demek istemiyorum. Yani annen sonuçta, ben bir şey söyleyeceğim. Annene evet, söyleyeceğim. Evet, işte annemiz olduğu için bir şey diyeceğim. Bir şey demiyorum. Ama sen... hocamın söylediği aslında bir çözüm. Yani evet. Haber verin, siz gittiğinizde gerçekten altınlarını, paralarını saklasın. Ona kasa alın, kasaya kilitlesin. Al bunlar kucağında dursun ben gelinceye kadar. Hocam şöyle biliyor musunuz? Bir de annemin içerideki odasının biri sürekli kilitli, o kilidi de sürekli cebinde geziyor. Anne dedim de, cebimdeki yani, kilidine geliyorum, ben o olay nasıl atmış olabilirim dediğimde, diyor ki sen diyor yedekten kilit yaptırdın diyor, benim evime diyor. Ya anne, hocam, anne benim, baba, anne baba bütün çocuklarına evin anahtarını verecek. Tabii. Başımıza bir şey gelir, Allah korusun. Tabii. Siz her an gelip gideceksiniz, hatta biz evde olmazsak gelin oturun yatın diyecek. Bunu demiyorsa aile olmamış ki zaten. Yani, güven. Orada aile denmez. Ona anne de denmez. Evlat da denmez. Orası acayip bir şey. Yani. Allah ıslah etsin. Ya ben böyle şeylerde biraz affedersiniz. Hakikaten midem bulanıyor. Yani böyle bir aile olmaz. Siz sadece kötü koku, pislik olunca mı mideniz bulanıyor? Kötü ahlak da insanın midesini bulandırıyor. Ya bu kadar düşmemeli aile, anne, kız. Kızına hırsız diyor, paramı aldın diyor. O zaman anne değilsin ki sen. Sen anne değilsin, sen de kız değilsin yani. Böyle olmaz. Bunu da bana neden yapıyor biliyor musunuz hocam? Benim ya, derdini açmak kardeşim. Ya çok gerek yok. Yok hocam, evet. Yok öyle değil de benim hocam çok şükür, Allah'a çok şükür. Benim çok Allah yardımcın olsun, senin evladın da hasta. Az getiriyor ama hani helalinden getiriyor en azından. Ben ne mutlu hani, size, en zengin sizsiniz gerçekten. Helalinden bir hayat yaşıyorsunuz. Allah yardımcınız olsun. O kadına Allah akıl versin, ıslah etsin. Amin. Yani, hani şey, ben düşkünüm, benim durumum o kadar yok diye mi diyorum dedim. Annem dedim bana bunları yapıyor diye söyledim. Diğerlerine ama de diğer kardeşlere dedim. De yaptığı için siz onu kişisel algılamayın diyeceğiz. Yani sizden öğrendiğimize ya göre bazı hasta tipler veriyoruz. Var. Böyle bunların evet. Psikolojik tedavisi de zor yani. Ben 1990'larda mı? Ya bir adama güvendik yani böyle. İşte çaycı yaptık. Camide para toplama işlerine falan onları görevlendirdik. Ama sürekli para az çıkıyor. Camiden bir şeyler kayboluyor. Adam da 70 yaşında var neredeyse. Yani güvendiğimiz adam. Böyle sakallı. Hacı amca. O zaman ben 30 yaşındayım. O 70 yaşında. Düşünün yani. Her gün bir şey kayboluyor. Sonra ben bunu para toplandıktan sonra paralar sayılacağı sırada bu topluyor, sayıyor, sonra da getiriyor camiye teslim ediyor derneğe falan. Gözetledim böyle çay odasında. Tam da o sırada da emniyet müdürlüğü bizim Vatan Caddesi'nde, arkadan emniyet müdürü arkadaşlarımız, polisler falan da yanımda. Çay içmeye geldik onlarla. Bir baktım orada topladığı paradan hemen eliyle cebini aşırdı. Sayarken, katlarken falan cebine. Hemen dedi polislere, dedim ki oradakile, siz de şahitsiniz dedim. Bu adam daha önce de şüpheleniyorduk. Şu anda toplanan paradan cebini aşırdı dedim. Hemen polisler aradılar, cebinden bir tomar para çıktı. Sonra işlem yaptırdık. Ve evine kadın ağladı, karısı. Dedi ki bu dedi hiçbir şey bulamazsa bir ayakkabı çalar gelir dedi. Her gün dedi. Bu hastalık hocam. Bunun bir adı da var zaten. Var herhalde. Bir hastalık adı şu an. Biriktiriyormuş böyle devamlı. Para çalıyor, ayakkabı çalıyor, ne bileyim kutu çalıyor. Bu hastalık dedi. İşte öyle, Allah ıslah etsin. Bu da bir hastalık. Evet. Peki efendim. Hayırlı günler diliyoruz size. Annenizi de Rabbim ıslah etsin diyoruz efendim. Hayırlı günler. Şimdi hocam reklama girerken bir WhatsApp hattımıza gelen bir soru daha vardı. Rızıkla ilgili. İşte rızık Rabbim... İlmi istediğime, zenginliği... Şimdi bak, o şöyle, kardeşimizin şeyi de yanlış. Allah'ın öyle bir sözü bilmiyor. Halkın arasında var. Onu biz söylemeyeceğiz yani. Evet. Allah imanı
isteyene veriyor. Cenab-ı Hak malı istediğine veriyor. İmanı isteyene veriyor. Ya da Cenab-ı Hak bu taksimi kendisi yapıyor. Şimdi biz bunu biraz ilme uyarlamışız. İlimde bir çaba gerekiyor. Doğru. Manası doğru bunun aslında. Ama Allah'ın böyle bir sözü yok. Evet. Allah'ın sözü var demeyelim. Allah böyle demiş demeyelim. Böyle bir şey var. Manası doğru. Dolayısıyla rızkı Cenab-ı Hak dilediğine veriyor malı. Çünkü Nasrettin Hoca'nın da hani tepsi baklava hikayesi var ya. Allah dilediğine fazla veriyor, dilediğine az veriyor. Evet. Bu ilmi isteyene veriyor. Rızık için de Cenab-ı Hakk'a yalvarmanın kaderimizde bir faydası var mı? Var. Çünkü benden isteyin ki size rızkımı artırayım diyor. Peygamber Efendimiz de özellikle mahsuller yeni ürün verdiğinde kendisine ya Resulallah işte bahçemizin ilk üzümü, ilk nanesi, ilk gülü, ilk hurması gibi getirdiklerinde şu duayı yapıyor. O duayı yapalım. Yapalım hocam. O duayı buyurun yapalım. Hocam. Amin. Cenab-ı Hak hep evimize, rızkımızı artırsın inşallah. Bereket versin. Allahümme barik lena fi semerina ve barik lena fi medinetina ve barik lena fi sa'ina ve barik lena fi müddina. Allahümme kema ereytena evvelehu fe erine ahirehu. Ya Rabbi ürünlerimize bereket ver. Amin. Evlerimize bereket ver. Amin. Şehirlerimize bereket ver. Amin. Ölçülerimize bereket ver. Amin. Tartılarımıza bereket ver. Amin. Ya Rabbi mahsulün başını gösterdiğin gibi sonunu da bereketli olarak bize göster Allah. Allahümme barik lena fîmâ ataytena velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Ağzınıza sağlık hocam. Şimdi rızkı artıran bu duanın dışında başka neler var hocam? Onları da sizden öğreneceğim ama hatta bekleyen bir izleyicimiz var ama şifre vermeyi unuttum. Epey bir zaman geçti. İlk şifremizi vermek istiyorum. Ferace, Kur'an-ı Kerim ve bu Kur'an namaz kılmayı öğreten özellikle çocuklar için çok güzel bir hediye. Bunun için ilk şifremiz efendim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden bir tanesi Mürsel sallallahu aleyhi ve sellem. İlk şifremizi verdim. Hemen ikinci şifremizi de telefondan sonra vereceğim sevgili seyirciler. Ve rızkı artırmak için daha neler yapabiliriz? Bu sorunun cevabını da hocamdan alacağım. Ama izleyicimizi ağırlayalım. Alo, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Alo, buyurun. Nizamettin Bey, Erzurum'dan. Kar yağdı mı Nizamettin Bey? Evet. Kar yok. Bu sene yaz Erzurum. Öyle mi? Erzurum'da hava güzel yani. Erzurum yaz çok güzel bu sene. Gelir daha gelir. Alalım sorunuzu Nizamettin Bey. Buyurun. Bir soru benim var, bir soru hanımım var. Benim mes çorabına, çorap mesinden namaz olur mu? Çorap. Sizin sorunuz mesle namaz abdest olur mu? Çorap mesle. Çorap mesle, tamam. Evet. Çorap mesli böyle... Su geçiyor mu içerisine? Bir. Ya satılıyor. Rozandar satılıyor ya piyasada. Ha böyle bir şey mi çorap çıkmış? Çorap mes diye bir şey çıkmış demek. Çorap mes içine su geçirmiyor. Sağlam bir çorap ise mes de olur ona. Ona olur. Onun özelliği şu. Mes de olmasının özelliği şu. İşte bir mil kadar yürüdüğünde dayanacak. Yürüyebileceksin onunla. Hmm. Ayakkabı giymeden yürüyebileceksin. Hı hı. İki, içine de su geçirmeyecek. Yani bu özelliği var. Hocam onlardan bir... Öyle mi Nizamettin Bey? Öyle mi? O piyasada satılan mesleri biliyorum onlarından. İki adım yürüsen yırtılırlar. O zaman olmaz. Olmaz. Yürüdüğün zaman yırtılmayacak. Sağlam olacak. Belki bir de hanımın sorusunu sorun. Eşinizin adı nedir? İsmiyle hitap edin. Efendim? Hülya. Huriye, tamam. Huriye evet. Teyzeciğim. Buyurun alalım sorunuzu. Ben bundan 4 sene öncesine hastaneye gittim. Beni acil ameliyat dediler. Geçmiş olsun. Sağ ol. Kadın hastalıklarından kanser. Evet. Erzurum'da yapmadılar, Ankara'ya yolladılar. Ankara, gelin de Ankara'da oturuyor oğlum. Gelin babası gilde misafir.
Oradan oğlan bana araba bileti aldı, otobüs bileti, Ankara'ya gidiyordu. Beni kaynanası bile getirdi. Arabanın saati doldu, kalkıp gidiyordu yukarı diye binak. Oğlanın kaynanası bana dedi ki, Hülya teyze evin yok, parkın yok, gidip Ankara'da sen ne edeceksin? Oğlunuzun evi var, nasıl evi yok? İyi işte ele dedi, gelin de orada misafir. O yani olaydı derdi ki kızım bak kaynanan ameliyata gidiyor, sen de onunla beraber git. Neyse onu kapattım, kalktan oğlan aldı gitti. Bayrama da 3 gün var, Kurban Bayramı'na. Ben ameliyat oldum, 2 gece yattım, 3. gece beni tabuzu ettiler, oğlan eve götürdü. Gelin yok, gelin sonradan geldi. Bir gece oğlanla kaldım, bir gece de gelinle kaldım. Ertesi günü gelin beni darp etti. Bakmıyor. Darp etti, benim dikişlerim atıldı. Baktım ben böyle dizlerime, kanlarıma, Ankara'dan Erzurum'a geldim. Yani yemin ettim. Huriye teyzeciğim çok... Çok özür diliyorum. Yani şimdi durup dururken herhalde yani hiçbir şekilde bir haklılık şeyi yoktur darp etmesinin ama bak, siz ona bir şey mi söylediniz? Kızdırdınız mı gelin? Orayı da anladım. Abi biraz çocuğa hızlı anlatalım olur mu? Orayı da anladım. Çocuğa çorba yedirirdi. Bayram tatili herkes gitmiş. Evde hiç gitmiyor oğlan da işte. Çocuk çorbayı yemiş. Kaşığına zoruna böyle ağzına soktu ya çocuk böyle nefes alanda kendine kaçtı. Boğulur gibi oldu. Dedim ki ben de yani iyi niyetle dedim ana kurban bak çocuk boğulur bayram tatili. Kisme de yoktu. Diğerler iki tane bayan bir çocuğa bak ama diler çocuğu boğulur. Ben ama dedi ki sen alakadar etmez ben doğurmuşum. Sen doğurmamış. Dediğim söz bu. Dinim imanımı kestin. Eğer ben bundan fazla bir söz dedim sen Rabbim beni kulluğuna kabul etmesin. Bu var sana. Ya ben kalktım yatağıma geldim peşimden geldi sen niye bana karışırsan dedi enseden tuttu beni salladı kapının elceğinden tutmayın beni yatıracaktı dikişlerim zımba attırdı iplik değil zımba dikişleri ötesi gün oldu dedim ben oğlanı beni yolla dedim ben burada duramayacağım seni ben evine yolladım oğlan beni eve yolladı aradan 2-3 ay geçti. Geldiler zımı zop içeri girdiler. Ben yemin etmiştim. Dedim gelin eve gelirse ben evden sıkarım. Gelin geldi çocuklarımla, torunlarımla, oğlumla sıkamadım. Yeminim ne oldu? Ben bunu sormak istiyorum. Bu beni çok düşündürür. Evet. Buyurun hocam. Şimdi bir defa yanlış yemin yapmışsın. Yani gelin bu eve gelirse ben bu evde durmam diyorsun. Kendi evin zaten orası. Böyle yemin olmaz ama başına iş açmışsın. Yemin etmişsen yemini yerine getireceksin. 10 fakiri bozmuşsun yemini çünkü. Doyuracaksın. Ona gücün yetmiyorsa 3 gün peş peşe oruç tutacaksın. Yaptın mı bu kefareti? Günahın olmasın. Günahın olmasın. Kefaretini yapacaksın. Kefareti yaptınız mı Huriye teyzeciğim? İşte diyorum, dedim kocaya danışayım ne diyorsa kocanın sözüne. 10 fakiri doyurun. Bir günlük yemek parası bir fakire ya da 10 fakire 10 gün bir fakire veya 10 fakire de bir günde hepsini verebilirsiniz. Ama gelinin yaptığı çok büyük bir günah olmuş. Çok büyük vebal. Gelinim hocam sözün balığına kesirem. Gelinim beni oğluma devlet etti de oğluna tepe tepe kullar. Ondan ben gelinim. Anladım. Neyse Allah ıslah etsin. Sen eşin akıllı onunla beraber yaşıyorsunuz. Bırak geline. Evet. Allah düşürmesin onların eline. Evet. Amin. Rabbim amin, ikinize amin. Hayırlı uzun ömürler ya. Versin. Amin. Beraber ben yaş alırsınız inşallah. Ben kanser hastası. Ben çok rahatsız. Çok dayanamadım. Üstükerdim. Yani çok çektim. O dikişlerimin açıklığından da çok çektim. Allah şifa versin. Bütün hastalarımıza amin, size amin. Hayırlı günler diliyoruz size. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun. Amin, Allah razı olsun. Evet sevgili seyirciler, Ferace, Kur'an-ı Kerim ve sesli seccade için ikinci şifreyi hemen vermek istiyorum. İkinci şifremiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem isimlerinden bir tanesi Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. İki şifremizi verdik. Son şifre kaldı. Biraz sonra son şifreyi de vereceğim. Ve hattımızı düşüren ilk üç izleyicimize bu güzel hediyelerimizi takdim edeceğiz. Bu arada stüdyo şefimiz bana oradan işaret ediyor. Umre tarihlerini tekrar hatırlatır mısın diyor. Hocam buyurun bu sefer de siz hatırlatın. Peki 11 Ocak'ta 8 günlüğüne
grupla Umre'ye gidiyoruz. Bizim grubumuza katılmak isteyenler firmayı, şirketi arasınlar, kendilerini kaydettirsinler. Otel ve rezervasyon konusunda önceden ayarlanması gerektiği için çok fazla bir zaman yok. Onu da bildirelim. Yani yer ayrılması gerekiyor. Çünkü evet, artık hocam, bir ay kaldı. Evet, bir ay kaldı. Bugün ayın 14, hatta bir aydan da az kaldı. Kalmış, evet. Hocam bu seyahatte, bu kutsal topraklarda, ziyaretimizde sizler de ekiple, tabii, grupla beraber olacaksınız. Tabii, neler yapacaksınız hocam? Yani Uhud'da ziyaretler yapacağız, dualar yapacağız. Medine'de, Mescid-i Nebi'de ziyaretler ve dualar yapacağız. Sohbetler olacak umrecilerimize. Efendim Mekke'de yine Arafat'ta ve Müzdelife'de dualarımız olacak, tavaf olacak umreci arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle ve orada sohbetlerimiz olacak. Gidiş geliş beraber olacak bütün umrecilerle. Evet. Evet, şimdiden sevgili seyirciler, müracaatlarınızı yapıyorsunuz. 11 Ocak, 18 Ocak arası inşallah beraber kutsal topraklarda olacağız. Evet, şimdi yine WhatsApp hattımıza gelen sorulardan bir tane alalım. Merhabalar hocam. Bizim oturduğumuz mahallede insanlar komşularına çat kapı yaparak habersiz bir şekilde misafirliğe gidebiliyorlar. Ama bunun dinen uygun olmadığını duyduk. Öncesinde telefon açıp gidilecek kişiye haber göndermenin daha doğru olduğunu söylediler. Bu doğru mudur? Ne yapmalıyız? Evet, evet hocam. SEK'ten arkadaşlarımız bir kapı yaptılar hocam. Hı-hı. Ben de merak ediyorum. Bir yere gittiğimiz zaman hem çat kapıyı size soruyoruz ama ben ilave olarak da hocam, kapıya kaç kere vuracağız? Böyle güm güm mü vuracağız? Sürekli zile mi basacağız? Mesela soralım. Sevim Hanım, siz ne yaparsınız? Çat kapı gider misiniz komşunuza? Yok, haber vermeden gitmem. Peki mesela kendi yakınlarınıza, akrabalarınıza da haber verir misiniz? Evet, veririm. Sadece annem babama çat kapı giderim. Akraba bile olsa çat kapı gitmem. Kapıyı çok vurur musunuz? Ya da telefonu kaç kere çaldırırsınız? Telefonu? Ya 3-4 defa çaldırırım. Kapıyı da çok vurmam. Evet. Reyhan Hanım siz? Ben de telefon etmeden biraz gitmem. Biraz yakın tutun. Telefon etmeden gitmem. Herkese mi? Akrabalara, evet, da mı telefonu, evet, çağırsınız? Evet. Telefonu kaç kere çaldırırsınız? Biraz yakın tutar mısınız? Telefonu yani kaç kere derken? Telefon şey olana kadar, sonuna kadar çaldırırım. Açılana kadar mı? Ya da, evet, kapanana kadar telefon, kadar, sonuna, evet, kadar çaldırırsınız. Evet, çaldırırım. Evet. Evet, Dilek Hanım siz? Siz ne yaparsınız? Ben de gitmem. Muhakkak haber verirsiniz. Aynen. Evet. Hava Hanım, sizden de alalım. Ben, siz şöyle vereyim mikrofonu. Ben de haber vermeyince gitmem. Haber veririz. Telefona derim. Mesela kendi evladınıza giderken de, gelininize, kızınıza giderken de haber verir misiniz? Kızlarım daha bekar benim. Ha, öyle mi? Mesela yani. Evet. Ha, haber verirsiniz. Peki. Evet hocam, ne yapacağız hocam? Müşteba kardeşim de burada. Haber verir. Ne yapacağımızı uygulamalı olarak gösterelim hocam. Bak, ne yapacağımızı hocam? Kur'an-ı Kerim'de Nur suresi 27, 28, 29. ayetlerde bize Cenab-ı Hak açıklamış. Çok açık, net. Bak, diyor ki, ey iman edenler, kendi evlerinizden başka evlere geldiğinizi hissettirip izin alıp ev sahiplerine selam vermeden girmeyin. Şimdi bu daha önceden randevu almak değil. Komşunun evine gideceğiz. Daha önceden randevu almak, ya haber göndereceksin. Telefon yok, bir şey yok. Komşunun evine gideceğim. Üç kapı ileride. Geldiğini hissettireceksin diyor. Eskiler ne yaparlardı? Kendi evine bile gelin yaparlardı kapıdan, değil mi? Ya ben geldim, birisi var kapıda. Bunu hissettirmek deniyor. Ya da izin alarak girin ve selam vermeden girmeyin diyor. İzin alarak girmek demek, zile basmak demek, kapıyı tıklamak demek. Şimdi hocam deneyelim mi? Kapıyı misafirim tıklamak geldi demek. Kaç kere hocam? Şöyle ısrarla vurmak mı lazım hocam? Elim de ağrıdı hocam. Kendime zarar verdim. Buna böyle vurana ne derler? He? Alacaklı mı geldi? Alacaklı geldi diyor. Şimdi bu kadar vurmaya gerek yok. Ne yapacağız hocam? Şimdi onu Kur'an-ı Kerim cevabını veriyor. Kur'an-ı Kerim diyor ki, eğer evde kimseyi bulamazsanız size izin verinceye kadar oraya girmeyin. Eğer size geri dönün denirse hemen dönün. Çünkü bu sizin için daha nezih bir davranıştır.
Allah yaptıklarınızı hakkıyla bilir. İçinde size ait bir eşya olan, oturanı bulunmayan evlere girmenizde herhangi bir sakınca yoktur. Yani senin depo olarak kullanıyorsun, senin yazlık olarak kullanıyorsun, senin evin. Kimse de yok. Orada izin istenmez. Oraya çat kapı girilir. Ama bir başkası oturuyorsa, anne baban bile olsa geldiğini hissettireceksin. Özellikle Kur'an-ı Kerim'de yine Bakara suresinde insanların yatma zamanı, soyunma zamanlarında çocuğu da anne babasından izin isteyecek. Belli bir yaşa geldikten sonra izin isteyecek. İzin istemek hadisi şerifte 3 defadır. Yani kapıya vurmak. 3 defadır. Şimdi vurdun. Evet. Bu bir sayılır. Ha öyle mi? Tabii bu bir sayılır. Ses gelmedi. Ses gelmedi. Ne kadar bekleyeceksin? Bilmiyorum. Ne kadar bekleyeceğim? 4 rekatlık namaz kılıncaya kadar bekleyeceksin. Oo, çok uzun hocam. Ya adam tam sen gelirken Allahu Ekber namaza durdum ben. Sen kapıyı tıkla. 5 dakika bekle. Tıkla şimdi. Tıklasana. Ben namazdayım. Namazımı bozamam ki kapı tıklandı diye. Bu namazı bitireceğim. Bu namaz. O zaman bekleyeceğiz. Bekleyeceksin. Bekledin. Yani 4 rekatlı namaz 3 dakika sürer. 3 dakika bekledin. Araya açan yok, soran yok, kim o diyen yok. Tıkla bir daha. Yine bir 3 dakika bekleyeceksin. Veya en az işte başladıysa şimdi duyması lazım. Daha kısaltabilirsin burada. Çünkü 4 rekatlık namaza durduysa bile bu bitirmiştir. Gene açmadı. Bir daha son olarak vuruyorsun. Son. Hiç kimse yok. Kur'an-ı Kerim ne diyor? Dönüp gideceksin. Hocam namaz kılan... Şimdi bunu yaptın ya. Evet hocam. Bu başkasının evi. Evet. Kendi evin değil. Bu sefer vurdun açmadı. Üçüncü kez vurdun açmadı. Acaba pencereden kim var? Kapıdan kim, bacadan kim var? Arka sokaktan kim var? Böyle camdan falan bakarlar. Onlar günah. Ha. Onlar günah. İşte kapı dinlerler acaba ses geliyor mu diye böyle. Evet. Biri bu. Diğeri. Evet. Vur şimdi tekrar. Evet. Biraz daha bekledik. Bir daha vuracağız. Vur. Tamam. İçeride var. Birisi kim o diyor. Kim o? Nursel ben. Nursel ablan. Müşteba. Bu oldu. Kim o'ya cevabı aç benim demek doğru değil. Kim olduğumuzu söyleyeceğiz. Aç benim demek doğru değil. Ancak burada şöyle bir şey var. Şimdi özel bir vuruş şekliyle sizi biliyorsa şimdi ben diyelim ki böyle tıklıyorum. Evet, her zaman öyle tıklıyorsunuz. Ben böyle tıklamıyorum da. Hayır, mesela. Şimdi öyle. Hayır, babam geldi belli. Ha, Müşteba diyor, oradan Müşteba bağırıyor. Babam geldi evet. Kim o? Aç oğlum benim. Dedim zaten buradan ben şifreyi verdim. Ama aç oğlum benim sesimden tanıyorsa problem yok. Ama geldiğiniz zaman kendinizi tanıtın diyor. İsminizi söyleyin. Benim demeyin diyor Peygamberimiz. Hmm. Bak bu Peygamberimiz bu kadar inceliğe dikkat ediyor. Biri de bu. Biri bu. Bir diğeri Müşteba müsait değilim diyecek. Tıklayın. Şimdi. Müsait değilim. Açma kapıyı. Müsait değilim bir diyor. Şey, evet hocam. Ay, alışkın değiliz ya böyle bir şeye. Çok ayıp bizde hocam. Peki. Bir şey görüşecektim diyeceksiniz ama o diyecek ki şu an bugün olmaz başka zaman. İşte bak kardeşim ya bu program akışını konuşacaktık seninle. Uygun değil misin? Bugün olmaz başka zaman. Çok kabasın işte bak. Dönüp. Hocam bizde ayıptır ama ya yani, öyle değilmiş bakalım. Dönüp biz gideceksin. Komşuya geldin. Komşu oturmaya geldin. Müsaitseniz size bir hayırlı olsun demeye geldik. Oturacaktık. Bugün ben çok durumum müsait değil kardeşim. Ne olur başka zaman. Çok teşekkür ederiz dedi. Aman ne olacak 5 dakika oturacağım. Olmaz. Dönüp gideceksin.
dönüp evet. gideceksin. Yani ısrar etmiş de bana ya olsun 5 dakika bana vakit ayır demeyeceğim. Demeyeceksin. Hocam. Dönüp evet. gidin. Ayet dönüp gidin diyor. Şimdi telefonda da aynısı. Mesela hocam telefonda. Ben arayayım ekipten birisini. Evet. Mesela Merve'yi arayayım bizim. Merve diyafonu açıyorum ona göre. Şimdi bir çaldı hocam. Bir çaldı. İki çaldı. İki. Kaç kere çaldı? Üç defa çaldıracaksın. Üç defa çaldırdın. Birden fazlası birinciyi duymayabilir. Tamam şimdi bakmadı. Israrla bakarım. Bekledin bakmadı. Kapat. Yeter. Üç kere mi çaldırmamız? Üç kere çaldırmak doğrudur. Çünkü o namazdaysa iyice bir gürültü yaptın zaten. Telefonu da çaldıysa, başkası da duyduysa oradakilerin namazı falan alt üst oldu. Veya sohbettedir. Kafası evet. iyice karıştı. Üç defa çaldırdın, bakmadı. Ne zaman arayacaksın tekrar? Üç dakika sonra arayacaksın. Hemen bir daha aramayacaksın. Az önce bakmadı zaten. Peşine bir daha aramayacaksın. Dört rekatlık bir namazı kılıncaya kadar bekleyeceksin. Ama mesaj atabiliriz değil mi hocam? Mesela şöyle diyoruz. Aradım ulaşamadım bana döner misin tabii, yazıyoruz. O mesajda, mesaj şimdi kolaylaştırdı işi. Evet. Gayet güzel. O da diyor ki ben seni sonra toplantıdayım sonra arayacağım diye yazıyor. Burada sıkıntı yok. Ama açıyor, arıyorsun bakmıyor adam. Bir aradın bakmadı. Üç dakika sonra bir daha aradın yine bakmadı. Üç dakika sonra bir daha aradın yine bakmadı. Telefona bir bakıyorsun 15 defa aramış. Çok acil bir şey miydi? Annen mi, baban mı, evladın mı? Yok, değil. Bir şey soracaksın. Tamam kardeşim, kapat artık. Evet. Bizim böyle oluyor. Bazen bizim numaramızı buluyor bir yerden. Yanlışlıkla birisi veriyor ona ya da bizim haberimiz olmadan. Saplantısı, takıntısı olan birisinin eline geçiyor. Arıyor. Bakıyorsun. Arıyor, cevap veriyorsun. Bir sefer daha kötü oluyor. Daha çok arıyor. Onun için böylelerine telefon numarası da vermemek lazım. Çünkü aileyi de taciz ediyor, sizi de işinizde engelliyor, olur olmaz yerde arıyor. Bir insan bir de vakitlice kapı tıklamak, vakitlice telefonla aramak. Arıyor, konuşuyorsun, tekrar rahatsız ediyorsa engellemek günah mı? Günah değil. Size problem oluyorsa engelleyebilirsin. O izin vermemek demektir. Çünkü izin vermeme hakkımız var. Veya size grup oluşturuyorlar sosyal medyada. Evet, evet. WhatsApp grupları evet, oluşturuyorlar. Evet. Bana sordun mu kardeşim? Evet. Bana sormadın. Beni niye gruba aldın? Engelliyorum ben. Hemen çıkıyorum. Tabii. Bana soracaksın. Çıkıyorum. Böyle gruplarda maalesef bizi bile hemen böyle okuyorsun. Bir grubun içine hocam, almışlar. Hocam ben gece 11-12 gibi mesela arayan olsa size geleceğim dese ben müsait değilim. 5 dakika geleyim dese kabul etmesek günah mı? Günah değil. O da alınmayacak. Çünkü hiç, öyle olaylar hiç üzülmeyecek. Oldu benim başım. Burada zamanla ilgili de şunu söyleyelim. Evet hocam. Gece sabah 5 aranmaz bir insan. Evet. Çok acil bir durum yoksa. Yani. Saat olmuş gecenin 11'i. Evet. Alo. Mustafa Hoca, arkadaşlarla kahvede oturuyorduk, tartıştık. Ya şu konu nedir? Ya gece 11, ben yatmışım. Aynen böyle geliyor bana böyle telefon. Ya siz tartışın, ben burada uykumu böleyim, size cevap vereyim. Ben otomatik cevap makinesi değilim ki, benim de uykum var. Kapatsa yarın ara diyorum. Ne yapayım? Adam ben yatmışım, çaldırıyor telefonumu almış birinden ya da ne bileyim yakınımdır, samimi olmuşuz, vermişim. Gece tartışıyor arkadaşlarıyla, kendi uyumuyor. Gece yarısı arıyor. Şunun cevabı ne? Otomatik verecek, hemen ben orada tak diye cevap vereceğim. Peki hocam, işte bu olmaz. Mesela gece yatma zamanı geldiğinde telefonla kimseyi aramayacağız. Mesaj yazabiliriz, sabah bakar vesaire diye. Evet. Peki, diyelim şey ki hocam, müşteba kardeşim müsait. Nasıl açacak? Ben nasıl davranacağım? Kapıya girişimiz nasıl olacak? Bir daha onu yapalım. Kim o? Nursel ablam ben, müşteba. Yok, kim o dediğinde, siz kapıyı tıkladığınızda kim o demeden daha, o kapıyı açabilir. Tıkladınız, siz kapıya yüzünüzü açılacak böyle durmayacaksınız. Ha öyle mi hocam? Tabii. Ha, evet. Bakın çok önemli bir detay bu. Böyle durmayacaksınız. Kenara geçeceksiniz. Ha. Yan tarafa bakacaksınız. Belki müsait olmayan bir kıyafetle yakını... Şöyle de oluyor. Müşteba ben az sonra geleceğim. Çıkıyorum şimdi, tamam mı?
Ben çıktım, babasıyım, aynı evde yaşıyoruz. Evet. Çıktım. Siz geldiniz, tıkladınız. O da evet. Babam geldi dedi, küt diye açtı. Evet. Ha, olmadı ki. Olmadı. Kıyafeti müsait değildi ki ona. Değil mi? Ne oldu? Babam geldi zannetti. O yüzden siz her ihtimale karşı böyle duracaksınız. Kapının yanında duracaksınız. Yani şurada da durabilirim. Tamamen gizlenmeyin çünkü burada bazen kapıların şeyleri oluyor ya. Ha şimdi evet. Buradan görecektir için, zaten. Bakmak evet. için ya da kameralar oluyor, diyafon oluyor. Ondan da gizlenme. Ama yönünü edebi bilenler mesela kurye. Kuryeler, sucular, efendim işte bir emanet verdiniz, temizlik yaptı, kuru temizleme getirdi vesaire. Zile bastı, geleceğinizi biliyorlar. Zile bastınız, böyle durulmaz kapının içinde. Bir de kapı açıldı mı içeri doğru böyle bakılmaz. Kapıya bakılmaz. Girebilir miyim evet. diye de soracaksınız. Girebilir miyim diye müsaade. Hemen deneyelim hocam. Evet. İşte bak kardeşim, Nursel ablam ben. Müsait miydin? Buyurun, müsaitsiniz. Şimdi hocam, evet, müsait miydin dedin ama buradan bakıyorsun, bu olmadı ki. Gene bak. Evet, Müsteba müsait miydin? Ha, bakmadan soracağım. Ya, tabii, müsait misin, girebilir miyim diye buradan soracaksın. Ha. Müsaitiz, buyurun dedi. O zaman böyle göreceksin. İşte yüz, göz tabii. teması kurmak için. Peki. Hadi bir daha deneyelim. Doğru yapacağız Müsteba kardeş. Nursel ablam, Müsteba kardeş. Müsait miydin? Gelebilir miyim? Evet hocam, tamam. Buraya kadar yaptık. Evet. Şimdi ne yapacağım hocam? Şimdi çay kahve. Yani işte sağ ayakla selam verme, bunları yapıyoruz. Selamun aleyküm. Selamla girin diyor zaten. Evet. Selamun aleyküm Müsteba kardeş. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Buyurun hoş diyecek. Bulduk, sağ olun. Ayakkabıyı çıkaracaksın. Efendim, sofra hazırsa sofraya buyurun yemek diyecek. Yemek hazır mı Müsteba? Evet. Peki, peki var mı? Sizlerin de soracak bir şey var mı? Bunu öğrenmiş olduk. Sağ olun. Allah yani doğrusunu öğrendik. Allah evet. Nursel Hanım, yani gerçekten hocamızdan doğrusunu öğrendik ve doğru bir şey yani. Evet. Öyle olması lazım yani. Yani görünce evet. insan hak veriyor. Gerçekten. Tabii. Aynen doğru. Yani bir insan mesela geleceği zaman bence haber vermesi lazım yani. O evde olmayabilir, işi olabilir. Gelince kapıdan dönecek. Hazırlığımızı yapıyorsun yani. Evet. Yani bence haber verilmeli yani diye düşünüyorum. Tabii. Ama hocamızdan da doğrusunu öğrendik zaten. Evet. Çok teşekkür ederiz. En çok yanlış. Müsait değiliz dendiğinde darılmalar oluyor. Bu yanlış. İşte hocam geleneklerimiz öyle ayıp. Yani darılmayacağız. Hayır demek darılmayacağız. Evet. Evet. Hocam bu arada tabii Dilara Karagöz ekibimizden mikrofonumuzu her hafta uzatıyor halka. Bugün de iddet ne demek diye sordu. Bakalım ne cevap aldı efendim. İddet nedir? Ne kadardır süresi biliyor musunuz? Kadınlarda Kur'an-ı Kerim'de yanlış hatırlamıyorsam 3 ay diye hatırlıyorum ben. Kocasından ayrıldıktan sonra. Çünkü hamile kalıp kalmadığı belli olsun diye. Yanlış bilmiyorsam eşlerine ayrıldıktan sonraki uyması gereken dönem diye. Kadın bunun süresi nedir? 4 ya da 6 ay olabilir. İddet eş öldükten sonra ya 4 ay ya 6 ay beklemesi lazım diyorlar bildiğim kadar. Çevrenizde hiç böyle bekleyen birisi oldu mu eşini? Yok bilmiyorum, öyle bizim de öyle öldü müydü kimse evlenmiyor. Merhabalar, iddet nedir? İddet bu kadınlarla ilgili bir şey olacak galiba. Bekleme mi öyle bir şey olacak? Hırs, iddet hırs. Ama nefsine yenip düşüp hırslanıp. Merhabalar. İddet nedir? Süresi ne kadardır? Ben 9 ay biliyorum ben ama. 9 ay. İddetin ne olduğunu biliyor musun? Yani karı koca ayrıldıktan sonra kadının evlenmemesi gerekiyor herhalde. Yani o süre içerisinde. 9 ay içerisinde süreydi. İddet müddet demek işte. Böyle bir hani hanımların beyleri ölürse veya kocalarından boşanırsa onların hamile değil mi, hamile mi diye belli olması için yaklaşık 3 ay gibi bir zaman başka biriyle evlenmesinin yasak olduğu o müddete iddet deniliyor. Merhabalar. İddet nedir? İddet erkekle kadının boşandığı zaman kadının bekleme süresidir. Bu süre nedir peki? Eğer kadın hamile ise belirli bir süre geçmesi gerekiyor başkasıyla evlenmemesi için diye biliyorum. İddet nedir? Karı kocalık birbirine
bağlı olmak, sadık olmak, geçimini güzel sağlamak, işte güzel mutlu bir yuva kurmak. Yani insan sinirlendiği zaman, sinirlerine hakim olamaz zaman çok iddetleniyor, doğru değil mi? İddet kadının eşinden ayrıldığı zaman ya da eşi vefat ettikten sonra beklediği bir süreye deniyor Kur'an-ı Kerim'de. 4 ay kadar kişiye göre değişiyor. Yani eşi vefat edenle eşinden ayrılanın süresi biraz fark edebiliyor. Allah bilemeyeceğim. Hani elimde Kur'an'ım olsa belki bilirdim kitabım ama şu an için bir şey söyleyemeyeceğim. Merhabalar. İddet nedir? İddet bir bayanın eşinin ölüp de hani bekleme süresi. Ne kadardır bu süre? Yani 3 ay, 6 ay bu aralar. Eşini öldüğü zaman onu bekleme zamanıdır. Bence 6 aydır. Evet hocam. Evet, iddet, adde yauddu iddetun saymak demektir. O hiddetle iddeti karıştıran evet, da oldu. Evet. İddet diyor, öfkelenmek diyor. O değil, bu saymak. Adet diyoruz ya, o da oradan geliyor. Hmm. Adet, iddet aynı şey. 3 türlü iddet var. Birincisi, erkek ve kadın boşanırlarsa o kadın 3 hayız dönemi bekleyip öyle evleniyor. Evlenmek isterse. Ve 3 hayız dönemi beklemesi gerekir. Hayız görmeyen kadın ayrılmışsa 3 ay beklemesi gerekir. Erkeği ölmüşse, kocası ölmüşse bir kadın 4 ay 10 gün beklemesi gerekir. Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimede Bakara suresi 234'te erbaatü eşhurin ve aşra 4 ay 10 gündür diyor. 4 ay 10 gün kadın bir başkasıyla evlenemez, hamile vesaire değilse. Yani o iddeti beklemesi lazım. Hamileyse çocuğunu doğurduğu zamandan itibaren iddeti bitmiş olur. Tabii 4 ay beklemesi gerekmez. O zaman. Ancak normal durumlarda 4 ay 10 gün bekler, süslenmez. Ya evinden dışarı çıkabilir, işlerini yapabilir, çalışabilir ama... Ben de onu soracaktım hocam. He. Bazıları diyor ki evinden de dışarıya yok, çıkamaz. Yok, öyle bir şey yok. Tamam, oradaki mesele sadece evlenmek ve eğlenip süslenmek meselesi. Yası devam eder. Hmm. Yas tutmaya devam eder. Yasta insan evinden dışarı çıkabilir. Evet. Zaten hocam Türk Medeni Kanunu'na göre de 300 günmüş hocam. O daha fazla. O çok fazla. Yani 10 ay hocam. Evet. 9-10 ay oluyor. Onun evlenmesi için değil mi? Evet. Evet hocam. Kur'an-ı Kerim'de bu ölçü konulmuş. Biz Kur'an-ı Kerim'e göre Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'e göre hareket ederiz. Kendi örfümüz. Ama kanunda 300 diyorsa 300 günde beklersin. Onun bir sıkıntısı olmaz. Çok acil bir durum yoksa. Evet, bir izleyicimiz demiş ki hocam, selamünaleyküm hocam. Çok olmasını dilediğim bir duam var. Kabul olması için Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetlerden okumam gerekir? Bir de namazda okuduğum surelerde bazen şaşırıyorum. Okuduğum sureyi tekrar okuyorum. Bilmeden yapıyorum, unutuyorum. Hocam ne yapmalıyım? Yeniden baştan mı başlamalıyım? Demiş hocam. Yeniden başlamasın. Vesvese şeytandandır. Şeytan öyle aldatır. Sonra işin içine çıkamadı. Takıntı hastalığı başlar, Allah korusun. Makbul bir şey değil. Duaların kabul olması için hangi ayetler? Fatiha zaten kendisi şifadır. Fatiha diye, El Fatiha diye okuyoruz zaten biz onları. İbrahim Aleyhisselam'ın Elhamdülillahillezî vehebeli alel kiberi İsmail ve İshak İnne Rabbi lesemî'u'd-duâ Rabbi c'alni mukîmes-salâti Rabbena ve tekabbel dua Rabbena ve tekabbel. Bu ayetler güzeldir. Bunlar okunabilir. Bir de Amine Resulü'nün son ayetleri var ya. Evet hocam. Rabbena ve la tahmil aleyna ısran kema hamelte alellezine min kablen. Rabbena ve la tuhammilna ma la takate lena bih. Vafu anna vafir lena verhamna. Ente mevlana fensurna alel kavmil kafirin. Bunlar okunur. Âl-i İmran'ın başından okunur. Biliyorsa Âl-i İmran'da ayet-i kerimelerde özellikle sonunda La tuhliful mi'ad, Allah verdiği sözden caymaz ayetleri geçen ayetleri okur. Peygamberlerin yaptığı tövbe ayetlerini okur. Dua kitaplarında bunlar var.
Hocam yine rızkı artırmak için dedik ki duayı okudunuz hocam. Rızkı artıran duayı. Başka neler yapabiliriz? Çünkü öyle anons ettim izleyicilerimize. Rızkı artırmak için başka ne yapabiliriz hocam? Rızkın artırılması için sabah erken uyanık kalmak lazım. Özellikle işrak vaktine kadar. Yani namazdan sonra. Namazdan sonra işrak vaktine kadar oturanların rızkı artar. Yani orada iki rekatta namaz kılıp ondan sonra yatarsa ya da işine giderse o insan bunu bir ay 40 gün devam etsin, önündeki sıkıntıların açılacağını ve bir kapı açıldığını rahatlıkla görür. Yani hocam güneş doğduktan 45 dakika sonra iki rekat namaz kılacak. Kılıncaya kadar o arada uyumayacak. Dua edecek. Ama namaz kılamaz değil mi o arada? O arada namaz kılmayacak. Güneş kerahat vakti çıkınca da namazını kılacak. Orası rızkın en çok dağıtıldığı yerdir, paylaşıldığı yerdir. Kabe'de yapılan dua önemlidir. Ana baba duasını almak önemlidir. Ya. Büyüklerin duasını, mazlumun duasını, fakir fukaranın, yetimlerin duasını almak önemlidir. Teheccüd namazında yapılan dua rızkı artırır. Sadaka ve zekat rızkı artırır. Bir de helalinden çalışıp alın teriyle kazanmak. Helal mal bereketli olur. Rızkın artması bir çok gelir ama yetmez. Tabii. Bereket olursa o da rızık artmasıdır. Evet. İşte bazı insanların parası çok fazla yoktur ama hiç bitmez. Evet. O bereketlidir. Bereketlidir. Allah bereketini versin denir. Evet. Berat, Firuze, Berrin, Fatih dörtlü bir isimle göndermişler. Selamünaleyküm hocam. Çok güzel sohbetiniz var. Allah razı olsun. Kayseri'den çok selamlar demiş. Berrak demiş. Aleykümselam. Evet, şimdi son şifremizi vereceğim. Ferace, seccade, sesli seccade ve Kur'an-ı Kerim için biraz sonra vereceğim ama hatta bekleyen bir izleyicimiz var. Misafirimizi ağırlayalım. Alo, hoş geldiniz efendim. Hayırlı Ankara'dan. Yayınlar. Sağ olun, buyurun efendim. Benim hocamıza bir sorum olacaktı. Dinliyor hocam, buyurun. Benim çok samimi olduğum bir arkadaşım var, 15 yıllık. 15 yıldır kendisi kanser hastası, bütün işlerini ben yapıyorum. Günlük gidiyorum, bütün hani evin işi, bulaşığı, çamaşırı, yemeği, bütün her şeyi benim sırtımda. Kendisi yapabildiği kadarını yapıyor ama ufak tefek hani kendi çapında hediyeler falan alıyor. Şu son zamanlarda çocuklarım ve annem razı olmuyorlar. Hani artık diyorlar belli bir ücretin yok. Annem hakkımı helal etmem sana bundan sonra gidersen dedi. Arkadaşım da kırılıyor. Benim ne yapmam gerekiyor onu soracaktım. Anneniz evin işlerini aksattığınız için mi gitme diyor? Hayır, evin işlerini aksatmıyorum. Yani kendi işlerimi de yapmaya çalışıyorum ama hani belli bir ücret almıyorsun diyor. He, niye parasız gidiyorsun diyor. Aynen. İhtiyacınız var mı? Bundan birkaç sene önce vardı. Gerçekten vardı. Şimdi yok. Yok elhamdülillah. Yaptığınız hayrın bereketini görmüşsünüz demek ki. Elhamdülillah. Ücretsiz olursa çok kıymetli olur. Onun verdiği şeyleri, hediyeleri alabilirsiniz. Onda bir pazarlık yapmadan alabilirsiniz. Annenizi de razı edin. Anne, ben bunu Allah rızası için yapıyorum. Sevabı da çok kıymetli. Sağlığımı, size olan düşkünlüğümü, edebimi, terbiyemi, rızkımı, biraz da belki bu dualara borçluyuz anacığım. Ücretli olursa çok fazla bir manası kalmaz diye onu ikna edin. Yaptığınız çok güzel bir şey. Allah razı olsun. Amin cümlemiz. Hocam bir de bu Umre şirketinin adını alabilir miyim? Şirketin adını maalesef biz veremiyoruz ekranda. Geçiyor. Altta geçiyor. Reklamlar yapılıyor burada. Tanıtım yapılıyor. Evet. Oradan evet. Televizyondan izleyin ve televizyona sorun. Şimdi zaten verecekler arkadaşlar. Biraz sonra geçecekler. Siz programı izleyin, muhakkak göreceksiniz efendim. Evet, onları. Çok teşekkür ederim. Gelmeyi mi düşünüyorsunuz? Umre'ye gitmeyi mi düşünüyorsunuz? Evet. İnşallah gelin hep beraber o kutsal topraklarda ziyaretimizi yapalım efendim. İnşallah. Peki annenize de arkadaşınıza da selamlar, geçmiş olsun diliyoruz efendim. Evet, tarihi tekrar hatırlatıyorum. Özellikle istiyorlar 11 Ocak 18 Ocak arası. İnşallah değerli hocam Profesör Doktor Mustafa Karataş ile kutsal topraklarda sizlerle birlikte olacağız inşallah. Biz oraya gitmişken hem ziyaret edeceğiz hem de Ramazan için, gece sahur için çekimler de yapacağız değil mi hocam? İnşallah. Güzel yerlerde güzel. Ramazan'a da hazırlıklarımız olmuş olacak. Evet, bir izleyicimiz demiş ki hocam
Annem ve babam sürekli gereksiz yere beddua ediyor. Bize günahı var mıdır? Bedduaya sebep oluyorsak, kızdırıyorsak, çocukluk, evlatlık görevimizi yapmıyorsak günahı olur. Ama biz iyilik yapıyoruz, onlar bize beddua ediyorsa günahı onlara olur. Beddua almak çok tehlikelidir. Çok evet, tehlikelidir. Allah korusun. Hele de anne baba bedduası. Tabii anne baba bedduası alanlar iflah olmazlar. Allah korusun. Bir izleyicimiz hocam ısrarla benim mesajımı niye okumuyorsunuz diye yazmış. Okuyorum yani önüme düştükçe. Demiş ki merhaba hocam, iş yerinde çok büyük kaza geçirdim. İşverenimden şikayetçi olabilir miyim? Sağımdan soluma kadar yandım demiş. Geçmiş olsun. Çok geçmiş. Tabii şikayetçi olabilir ve tazminatı da alabilir. Ya bunda bir o para helaldir. Tabii, değil helaldir mi hocam? Helaldir. Allah şifa versin. Evet, amin. Yine bir WhatsApp hattımıza gelen bir soru alalım. Hocam hayırlı yayınlar diyorum size. Hayırlı günler. Hocam kafama takılan bir şey var. Bir sorum olacak size. Namaz kılarken namaz surelerini sırayla kaydırmadan okuyun diyorlar. Böyle bir şey var mı hocam? Evet. Yani siz daha iyi bilirsiniz. Ben bunu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Evet, sanırım hocam araya gireceğiz hocam. Bir sorumuzu daha alalım WhatsApp hattımıza gelen sorulardan. Hocam hayırlı yayınlar. Hocam benim düğünümde bir akrabam çeyrek altın takmıştı. Gelecek ayda onun düğünü var. Ama ben altın taktığı zaman neredeyse dörtte bir fiyatıydı. Şimdi benim durumum yok, takamayacağım. Bu halk arasında da azdan az, çoktan çok gider diye bir söz var hocam. Ya ben çeyrek altın takmasam bunun vebali olur mu hocam? Bu dertten neredeyse tüm toplum muzdarip evet, durumda. Evet, çok haklısınız. Bunu açıklık getirirseniz sevinirim. Hayırlı yayınlar hocam. Teşekkür ederim. Evet, çok sorulan sorulardan bir tanesi. İşte 3 sene önce çeyrek altın kaç liraydı? Şimdi ne kadar? Çok pahalı. Sorun cevabını alacağız ama hatta yine bekleyen bir izleyicimiz var. Alo, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Buyurun. Hocama sorum mu yaptı? Tabii, buyurun. Buyurun, dinliyoruz. Hocamı severek izliyoruz. Ellerinden öpüyorum. Hoş geldiniz. Ya, buyurun. Hoş bulduk. Ben birkaç sene önce bir düğün vardı. Bir düğünde hani altın borç ettik başkasında. Ama altını yanıma aldım. Altını o haline yani o karmaşada ben kaybettim. Benim eşim aldı, kocasına verdi, onları götürüp yediler. Ama bana hiç söylenmedi. Öyle durdu. Durunca işte sonradan benim görüncem söyledi. Böyle böyle benim seni etin almış yine etin. İşte ben de dedim ki hakkımı helal etmiyorum. Hatta ben beddua da ettim, tövbe de ettim Rabbime. Hani orada işte kaynanam bana küfretti. Çok şey gördüm yani az alınmayacağı, çok çile çektirdiler bana, zulüm ettiler. Vay sen yemişsin diye. Sonradan altın çıkınca ben dedim ki ikisine de dedim hakkımı helal etmiyorum dedim. Hocam bunun günahı var mı? Evet, sorunun cevabını... Altını altını almış mı? Geri aldınız mı? Altını geri aldınız mı? Onlar harcadılar. Yok. Hayır, onları hiç bana göstermediler, hiç de bana geri vermediler. Ama emin misiniz onların aldığından? Bir elinizde belge, delil var mı? Aldığını. Evet, kendileri zaten söylemişti. Ha, itiraf ettiler, öyle mi? Aynen, kendileri zaten söylediler. Allah'a kurban olayım. Onlar kendileri söylediler zaten. Ya beddua ediyorsunuz, altınızı vermediler diye. Günahı var mı diye soruyorsunuz, değil mi? Evet hocam. Evet. Sorunun cevabını kısa bir ara vereceğiz şimdi. O zaman hocam verecek. Bu arada sevgili seyirciler, üçüncü ve son şifremizi vermek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin isimlerinden bir tanesi Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem. Ve üç şifreyi de verdim. Ferace, Kur'an-ı Kerim ve sesli seccade için. Şimdi şu andan itibaren hattımızı düşüren ilk üç izleyicimize bu hediyelerimizi takdim edeceğiz. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra soruların cevaplarını alacağız efendim. Hocam hayırlı yayınlar diliyorum size. Hayırlı günler. Hocam kafama takılan bir şey var. Bir sorum olacak size. Namaz kılarken namaz surelerini sırayla kaydırmadan okuyun diyorlar. Böyle bir şey var mı hocam? Yani siz daha iyi bilirsiniz. Ben bunu merak ediyorum.
Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar hocam. Bu tabii ne kadar bildiğinize bağlı. Şimdi iki tane sure biliyorsan neyi kaydırmayacaksın zaten? Ya bizim halkımızın çoğu bir İnne Ataynakel Kevser, bir de İhlas Suresi, Kul Huvallahu Ahad. Bir kısmı bunlar namaz kılıyor, evet. Maalesef. Öğrenmiyor. Aslında öğrenmemek de suç, ayıp yani, günah. Peki bilenler için hocam sıralamayı riayet etmek mi bilenler lazım? Bilenler için kasıtlı terk etmek mekruhtur. Kasıtsız başladıysanız devam edin. Yani Elem Tera'yı okudunuz birinci rekatta. İkinci rekatta Lilafi okuyacaktınız da Kullayel Kafiruna gitti ya da Erayetellezi'ye gitti ağzınız. Devam edin. Çünkü Kur'an'dan kolay geleni okuyun diyor. Öyle kendinizi zorlamayın ama sıra en güzeli sıraya göre okumaktır. Yani Kur'an'daki sırasına göre. Baştan başladı, sonra gelen sureyi okudunuz. Tekrar Kur'an'daki baştaki sureye ya da ayete dönmeniz bunlara mekruh denmiş. Bu tenzihi bir mekruh kerahet vardı burada. Yani hoş olmayan bir şeydir. Yoksa namazı olur, namazı bozmaz, namaza mani. Şimdiki çeyrek aynı değil hocam. Nasıl yapalım? Şimdi riya ve gösteriş sadece namazda mı oluyor Allah aşkına? Düğünde takı takarken neden göstere göstere takıyoruz? Problem o değil mi biraz? Ya işte takı taktığımızı göstermek için hocam. Ama o riya işte o. Takı taktığımızı gösteriyoruz bir. İki, borç mu veriyoruz, hediye mi veriyoruz? Hediye veriyoruz ama. Hediye ise o zaman hesap yapmayacaksın. Ne geldi ne gelmedi diye hesap yapmak günahtır. Ama borç veriyorsan, bak borç takıyorum ha, sen de getir. ben çeyrek takıyorum, sen de ona göre en az çeyrek getir. Olmaz böyle bir şey. Adamın o zaman, senin şimdi imkanın vardı, taktın. Onun o zaman imkanı yok. O zaman altın çok ne bileyim, iki tane koyunla şu kadar altın alıyordun. Şimdi beş tane koyun satsan o kadar altın alamıyorsun mesela. Olmaz, böyle beklemek de yanlış. Evet. Beklemeyeceksin. Ama karşılıklı hediyeleşmek aslında güzel bir şey. İki tarafta takı kazanır. Takı takmak güzel bir şey. Güzel bir şey. Tabii evet sevgili seyirciler. Gençlere yardım ediyoruz. Evet sevgili seyirciler, bugünkü programın da sonuna geldik ama Muhabbet Kapısı pazar günü devam edecek. Pazar günü 9.50'de değerli hocam Mustafa Karataş ile. Ha, burada bedduasını da sordu. Beddua etmek tabii günah. Yani bir tane de düğünde altınını kaybetmiş getirdiler ya, telefon vardı. Ha, evet evet. O beddua etmesin. Efendim kendisi Allah'a havale etsin, daha güzel. Daha güzel evet. Dediğim gibi pazar günü Muhabbet Kapısı devam edecek. Hocamı takip ediyorsunuz. Hediyelerimizi kazanan izleyicilerimizin isimlerini de arkadaşlar ekrandan verecekler. Ben şimdi sözü hocama veriyorum ve duayla bitiriyorum. Amin. Ya Rabbi, her yerde her zaman rızana uygun şekilde yaşamayı, rızana uygun şekilde insanlarla muamele etmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Haramdan, kem gözden, hasetten, fesattan, kul hakkı yemekten bizleri muhafaza eyle. Amin. Zalimlerin zulmünden, eşkıyanın şakasından, her türlü bela ve afetlerden bizi, ülkemizi muhafaza eyle. Amin. Müslümanları aziz eyle, kafirleri zelil eyle, duamızı kabul eyle. Kabe-i Muazzama'da, Ravza-i Mutahhara'da yapılan dualara ilhak ile dualarımızı müstecab eyle Allah'ım. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidil Evveline vel Ahirin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Lillahi Teala el-Fatiha. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.